Bu bir strateji oyunu. Siz alışıksınız böyle programlardan falan. Nasıl buldunuz burayı? Çiğdem kuralları. Çiğdem kuralları değil, tecrübe konuşuyor burada. Aşkım sen beni ne kadar tanıyorsun? 33 yaşındasın, beni yanlış anlama sakın. Ben 20 yaşındayım ve şu an aynı yerdeyiz. Hiç tanımadık seni ya, tanıtımda da görmedik. Karşıya kalayım. Aa, bilmiyorum, çok güzeldir karşıya. Güzel kalayım. Değil mi? Bir başka yani. Evet, kızlar için de öyle söylüyorlardı. Şimdi çek etmiş oldum en azından. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Sen bebeksin ama belli. Bebek. Ya yerim seni. Küçük. Patavatsız biraz. Ben burada onu ele alıyorum. Seni değil, sen niye üzerine alıyorsun? Biraz önce kendin bırak, söyledin. Bırak. Bana diyorsun ki, sen diyorsun böyle değildin. Of. Şu seninle konuşuyorum diyorum. Kardeşliğini bir kardeşimsin. Otur oturduğun yerde. Sen kurduğun cümlenin sen anlamını kendin anlayabilirsin. Anlayabiliyorum. Olabilir diyorum zaten. Bunu neden söylüyorsun peki? Hoşuna gittiği için. Benim için olamaz. Olabilir. Çok konuşurum ama yerinde. Hala söylüyor ya, utanmıyor, özür de dilemiyor. Ben sizin hakkınızda konuştuklarımda bu da söyleyeyim. Bak, patavatsızlık ve dobralık arasında ince bir çizgi var. Ben, sen patavatsızlık tarafında senin çizgin yok. Ben sana orada ironi yaptım. Kardeşimsin, tamam. Otur orada sen dedim. Cuma günü ilk elimede bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Aynı gün elenen yarışmacının yerine belki de ondan çok daha iddialı bir yarışmacı eve girecek. Teker teker strateji odasına geleceksiniz ve kızlar evinin en popüler yarışmacısını seçeceksiniz. Oo. Bu bir strateji oyunu. Of, çok heyecanlı. Bana oy vereceklerini düşünüyorum. O yüzden ben ters strateji yaptım. Şok. Yani fazla fenomen sürpriz. Şok. Gerçekten çok merak ediyorum kimin yazacağını. Birbirini tanıyan insanın ismini zaten üçü verecekler. Kesinlikle strateji yapmadım ilk günden. En çok iyi davranan, en sıcak olan o oldu. Onun için onun adını yazacağım. O da bir kişi var. O kişiden gelecek zararları çok iyi biliyorum. İşte şimdi fenomene hoş geldiniz. İsmi en fazla söylenen yarışmacı. Fenomende Kızlar Evi'nin ilk popüler yarışmacısı kim olacak? Burada hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Merhabalar, Öykü Sertay ben. Ekran karşısında bu yeni yarışma nasıl bir şeymiş bir bakalım merakıyla bizleri karşılayan siz sevgili izleyicilerimize iyi haftalar diliyorum. Efendim, bugün itibariyle TV8 ekranında yepyeni bir yarışmaya başlıyoruz. Fenomen. Gördüğünüz gibi son derece zevkli döşenmiş, şık ve konforlu, muhteşem eve ilk adımımı atmış bulunuyorum. Efendim, bunun bir de erkek yarışmacılarımız için hazırlanmış olan devamı var. Hiç merak buyurmayınız, az sonra onu da köşe bucak gezdireceğim sizlere. 6 kadın 6 erkek, toplamda 12 yarışmacı.
bu evde ve zaman zaman birbirlerini ziyaret ederek ortak bir yaşam alanını paylaşacaklar. Efendim bu yarışmanın kuralları öyle bir çırpıda anlatılacak gibi değil. Tıpkı benim bu merdivenlerden ağır ağır indiğim gibi yeri geldikçe sürprizler, oylama, eleme kurallarına dair detayları yaşayarak paylaşacağım sizlerle. Demek ki bugün yarışmacılarımızla tanışma günü. Onların tek hedefi Türkiye'nin en çok tanınan, en popüler ve fenomen olabildikleri takdirde bu tatlı rüyayı her hafta 50 bin lira gibi büyük bir ödülle taçlandırmak, içerideki ev hayatlarıyla, dışarıda özel hayatlarıyla kendilerinden en fazla bahsedilen isim olabilmek. Özetle, işiyle, gücüyle, yeteneğiyle, karakteriyle, stratejileriyle ünlü olup sizlerin hayranlığını kazanıp hayatlarınızda bir yer edinebilmek için yarışıyorlar efendim. Fenomenin bir diğer özelliği sosyal medyayla televizyon ekranını buluşturan hatta ve hatta sizlerin de söz sahibi olabileceğiniz bir anlamda interaktif bir yarışma olması. Yani burada yaşanan her şey ve yarışmacılarımızın planladıkları her bir strateji aslında aynı zamanda sizin de meseleniz. Efendim artık karakterleri, kişilikleri, hayalleri için verdikleri mücadeleleri, stratejiye yönelik zekaları, belki sadece yakışıklılıkları ya da güzel oluşları, stilleri, kim bilir şu anda belki de bizim bilemediğimiz herhangi bir sebeple sizleri peşlerinden sürükleme iddiasıyla fenomene gelen yarışmacılarımızı tanıma zamanı. Merhaba, ben Smile Tokatlı, 23 yaşındayım, İzmirliyim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim Türkiye'nin moda ikonu olmaktı. Bu yüzden fenomen değil. Fiziğime güveniyorum ama spor yapmam. Yemek yemeyi seviyorum ama yemek yapmam. Benimle yaşamak zordur ama onu onlar düşünsün. Zekama ve ikna kabiliyetime çok güveniyorum. Bunlarda en büyük kozum olacak. Ben buraya moda fenomeni olmaya geldim. Merdivenden indiğin anda seninle sohbet etmeye başlıyorum Simay'cığım. Evet hemen başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İkimiz de bugün tüylü bamya. Aynen. Yeni moda bu. Öyle mi? Evet öyle. Hangi maksatla kullanacaksın burada popülerliğini? Ben küçüklüğümden beri en büyük hayalim zaten moda ikonu olmaktı. Bu evde moda ikonu olmak için kullanacağım. Moda fenomeni olacağım. Moda fenomeni olacaksın. Evet. Moda dünyasında tasarım tabii ki de gibi. Çizim. Tasarım, çizime güveniyorum. Belki bir butik. Dikişime güveniyorum. Aa dikiş evet. Dikkat da harika. Evet. O zaman altyapı hazır. Hazır tabii ki de. Kendini göstermeye tabii ki ve de. Tarzını tabii burada konuşturmaya geldim. Çok iddialıyım. Hoş geldin Simay. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar, ben Çiğdem Çelik. 37 yaşındayım ve Bursa'da doğdum, büyüdüm. Mesleğim kabin memuru. 3 yıl önce bıraktım. İşte benim stilim hayatımı değiştirdi. Şimdi oyunculuk ve sunuculuk eğitimi alıyorum. Ufak çapta da mesleğimi yapmaya başladım bile. Şimdi fenomendeyim. Aa, kim gelmiş? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Özlemiştim. Ben de sizi çok özledim. İyi oldu arayı uzatmadığımız. Bir fenomen de bir fenomen sonucu. Teşekkür ederim. Bir fenomen yarışmacısı olarak. Evet. Popülerliğini ne için kullanmak istiyorsun Şida? Ben oyunculuk eğitimi alırken buraya başladım ama devam edeceğim. Ben oyuncu olmak, aynı zamanda sunuculuk yapmak istiyorum. Bu konuda kendimi göstermek, ilerlemek, bu sefer giydiğim en güzel elbise karakterim diyerek burada onu geliştireceğim. Onu görmüştük üzerinde, takdirde etmiştik. Ben doğrusu. Çok böyle tarz giyinen bir kadın olmadım ama düz, sade giyinen bir insanım. Dolayısıyla burada onun çok önemi olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Burada karakter önemli diye düşünüyorum. Peki başkaları göstersin. Diyorsun, onlar göstersinler. Benim. Göstersin. Ben ikisini böyle sentez yapabilirim diye düşünüyorum. Paket yani, olarak paket buraya. Olarak buradayım. İşte gördüğünüz bir gibi buyurun. Bir de zekadan bahsedersek eğer strateji konusunda da
yaman bir yarışmacı olabileceğine inanıyorum. Şimdi burası bir strateji yarışması. Fakat ben o stratejiyi daha çok dürüstlüğümle kullanmak istiyorum. Yani başkaları ne yaparsa yapsın ama ben olduğum gibi nefret edersem nefret edeceğim. Seveceksem seveceğim. Hani beni yollamasın, bana 50 bin ödülü versin diye hiç uğraşmayacağım, inanın ki. O zaman yolun zor bir yol. Çok Hilda. Olsun. Bir yolunu bulurum diyorsun. Ben hiç sapmam o yolumdan. Benim eksik söylediğim bir done var Simar'la ilgili. Şöyle ki, İzmirli varlıklı bir ailenin prensesi değil mi? Ay, burada da mı? Burada da mı varlıklı biri var? Her tarafta olur, her yerde olur. Varlık düşmanı Çiğdem. Varlığa niye öne sürüyorlar anlamıyorum. Varlığı benim ağzımdan varlık çıkmadı zaten. Söylemiş, verilen bilgiler arasında o var. Ben söylemedim. Altını ben çizdim Çiğdem. Bana kız. Estağfurullah da kim ilgilendirir onu demek için. Tabii canım, benim varlıklı olmam göreceğiz. Ya da olmamam. Hayır, biz çok çektik o yönde de o yüzden. Ben de çekmezsiniz. Öyle vurgulamam çünkü. Hmm. O güzel bir şey. Tabii ki de. Bu aile terbiyesinden kaynaklanan bir şey. Ben de katılıyorum buna. Peki, ne güzel de kaynaştınız. Geçer misin Çiğdem? Yılan olur. Ama biraz daha saçıyla oynarsa ben gene burada bağlayacağım. Alışacağım ama var. Saçım, yeter rujum. Ama. Ama hani böyle olmaz Çiğdem. Durmadan saçını düzeltiyorsun. Geldiler bana. Hey boy. Fenomende dengeleri bozmaya geldim. Öykü Hanım, çok şıksınız. Sizden sonra da eve bayıldım yani. Şu an gözümü alamıyorum evden. Gerçekten çok güzel bir evde. Siz de çok güzel gözüküyorsunuz. Az buz değil, 8 saat yaşayacaksınız bu evde. Sohbet edeceksiniz, konuşacaksınız. Neler yaşayacağız, kim bilir yani. Ne planlar derken de bana bakıyor. Biz de onları merak ediyoruz. En iyi anlaşacağım arkadaşımı gördüm sanki şimdi. Kim? Çiğdem mi? Çiğdem galiba. Evet, pek anlaştık, pek kaynaştık. Evet. Çok sevdik birbirimizi. Gerçekten evet. Mi? Çok ısındık. Çok. Böyle bir müstehsi bir edayla söyleyince acaba gerçek mi değil mi? Çünkü burada her şey konuşulabilir. Gerçek mi değil mi? Arkadaşlık gerçek mi? Aşk gerçek mi? Bu her şey mümkün. Bunların hepsi stratejiye dahil sevgili izleyiciler. Sana bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Merci. Özdencim. Ay, hayranım gelmiş. Özdencim, hoş geldin hayatım. Seni önden izleyeceğiz ya, buyur. Teşekkür gel. Ederim Çiğda. Gel buyur. Öyle mi dedi? Öyle demişti. Fanlarımla çok buyur. Yakın bir ilişkim vardı. Sık sık görüşüyoruz diyorsun. <Evet. gülüyor> Hoş geldin Özden, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim siz? Teşekkür ederim. Çiğdem'le hasret giderdik, seni de özledik. Ay, hayran olmuş. Görmeyeli diyorsun. İnanmış. Eskilerde hayran olmuş ya zaten, yenileri lazımmış falan. Gizli hayran mıydın yoksa Çiğdem? İnanmış diyorum. Ha, inanmış. İnandırdın demek. Çok güzel rol yapıyorsun demek ki. Tag life. Hoş geldin. Hoş buldum. Popülersin, bunu biliyoruz. İşte benim stilimde de katladınız bunu 2 sezon. Peki bu popülerlikle ne yapmak için buradasın? Bu popülerlikle ne yapacağım? Ben enerjimi ekranda doğru kullanıp bir ekran karakteri olmak istiyorum. Belki Gülse Birsel gibi bir talk show sunabilirim. Eski zamanlarda vardı onun, benim çocukluğumda. Belki single çıkartabilirim, belki oyuncu olabilirim, belki sunucu olabilirim. Bilmiyorum. Ne olursa. Ne olursa değil, hangisi sınırlarım ile... var ama hangi yola gireceğimi bilmiyorum. Aynen, kaliteli olsun, başarılı olayım. İnşallah. Ekranda olan herkesin temennisi bu yönde zaten. Hoş geldin. Hoş buldum. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Geçebilirsin. Merhaba, benim adım Gül Köseoğlu. 33 yaşındayım. Kanatlarıyla geliyor. Açmış kanatlarını. Ben nereye geldim böyle? Geniş kapıdan. Merhaba Öykü Hanım, nasılsınız? Hoş geldin. Hoş İyiyim. Bulduk. Alev alev kanatlarınla geldin. Süzüne süzüne geldim. Evet, biraz da hafif kırıtarak. Bayağı endamlısın, boylu poslu. Popülersin de. Teşekkür ederim. Peki, fenomende hangi amaçla kullanacaksın?
Öncelikle herkese merhaba bu arada arkadaşlar. Ben bütün pozitif enerjimi eve getirdim şu anda. En pozitif halimle geldim, öyle söyleyeyim. Herkesi pozitif getirdi zaten. Bu çiçeklerde bunun bir simgesi. Biliyorsunuz dünyada yeterince gerginlik var. Barış'ın simgesi olarak size de bir tane getirdim. Dünya Barış'ı için. İnşallah. Dünya Barış'ı. Hiç güzellik yarışmasına katıldın mı? Nasıl? Güzellik yarışması. Hayır. Katılmadım. Hay Allah. Gerek duymuyorum. Gelmişim. Tescillenmeye gerek yok diyorsun. Evet. Tanıştın değil mi yarışmacı arkadaşlarınla? Tekrardan tanışacağız bu arada, inşallah. Bu arada Gül, karanfilin diğer anlamı matem yastır. Herhalde bizi gömmeye geldin sen bir de. Hepinizi gömerim. Çiçekten şaka tabii ki. Böyle bir şey gösterisi olunca ilk başta tam tersi çıkardı. Yok, bu tamamen saflığın, barışın. İnşallah hani savaşlarda beyaz bayrak çekerler, barış isterler. İnşallah burası mutlu bir ev olur. Şöyle. O zaman savaşa çağırır mı bu? Diğer arkadaşlarımız içeri. Şimdiden teslim oldun o zaman. Bilemiyorum artık, göreceğiz. Hemen gerçekten. De nasıl bir anlam yüklemek, ah Çiğden. Merhaba, ben Ayşenur Balcı, 20 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce oyunculuk ve modellik yapıyordum, ta ki işte benim stilime kadar. Şampiyon Ayşenur Balcı! Herkese merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Daha adımını atarken burada seni çekiştiriyorlardı. Tahmin edebiliyorum. Kraliçe de geçti bitti, artık biz eve bakacağız diyorlar. Aa. Böyle olsun. Bu arada az önce bir şey kulak misafiri oldum. Barış için karanfil değil, böyle benim bildiğim zeytin dalı falan verilirdi. Karanfille ilgili bir şey dedim. Oradan hemen kaldı aklımda. Bebeğim zeytin dalını nereden bulayım şimdi? Şey, o çiçekçide o bu zeytin dalları da beyaz karanfili bile zor buldum. O yüzden... Neyse Gül, bak bir çiçek getirdin. Bunu beyaz yüklediğin... karanfilin başka bir anlamı olmalı bence. Vardır da ben şu anda bilmiyorum. Bence o bize söylemek istemiyor. Karanfil matem biliyorum ben ama renginle ilgili bir bilgim yok. Karanfil çiçek almadım anlamlarını. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten bir çiçek getirdin, yüklediğin nedir anlamları anlamı? Burada paylaştın. Herkesin bir bence fikri var. Strateji bence. Evet. Ama neden başka olmuş? Bir anlamı var ama biz onu bilmiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü zeytin dalı getirebilirdi, başka şeyler de olabilir. Derin anlamlarını burada çözeceksin. Duymadım. Kaktüs getirseydim dedim. Kaktüs. Daha açık mesajlar verebilirsiniz. Rahat olun yani. Ama lütfen yani kaktüs deyip geçmeyin. Kaktüs biliyorsunuz radyasyonu emiyor. Ben de bir eski hostes olduğum için. Anladım. Sen ben böyle sokup sonra canım diyeceksin uçakta galiba. Uçakta kaktüs mü var? Anlasınız. Uçakta hostes diye niye bağladı onu anlamadım. Tamam, uçakta tamam. Kaktüs mü yetiştiriyoruz? İtiraf ediyorum. İtiraf söyle ediyorum. Söyle Gülcüm, dinliyoruz. Karanfili getirdim çünkü fakirim. Gül vardı da bir gül getirmeli. Gül getirecektim de paraya kıyamadım. Olsun, karanfil deste gider be Gül. Peki hangi amaçla buradasın Ayşen Hocam? Hangi amaçla buradayım? Ben aslında birçok şeyi başarabileceğime inanıyorum. Ve şu an kendimi bir şeyle sınırlamak istemiyorum. Gidebileceğim bütün o istediğim yerlere gidip ama hangisi yanlışsa geri dönmek nereye istiyorum. Nereye gidiyorsun Ayşenur? Yolculuk nereye? Oyuncu olmak istiyorum, evet. Şarkıcı olmak istiyorum. Daha dansçı. 20 yaşındayım, dansçı olmak istiyorum. Her şey olabilirim diye düşünüyorum. Önümde kocaman bir hayat var. En küçük kızı benim ve 20 yaşındayım. Önümde kocaman bir hayat var. Umarım fenomendeki hayatında uzun süreli olur. Umarım. Sana da bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Bakalım Ayşenur'u nasıl karşılayacaksınız? Tatlısın. Ayşenur bugün iyi gösterdi. Evin bebeği. Hoş geldiniz. Ayşenur belli olmaz çünkü. Üç gün peşinde koşarsın konuşmak için. Bazen aşk öyle. Olsun Tilden. Öyle öyle. Dördüncü günü konuşur ama sonuçta. Çok konuşuyor ya. Moduna göre o. Konuşacağız. Size bol şans diliyorum. Şimdi seninle yarışacak olan birbirinden yakışıklı beyleri evlerini almak için aranızdan ayrılıyorum. Size iyi eğlenceler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler Gül. Rica ederim. Fenomen, oh, fenomen. Sevgili izleyiciler, işte burası da Erkekler Evi. Beyler her gün burada 8 saat yaşayacak. Zaman zaman misafirlerini ağırlayacak, onlar hakkında konuşacak. Hiç şüphesiz, kaçınılmaz olarak
bir takım stratejiler planlayacaklar. Düşünüyorum, acaba yarışmaya dair başka hangi ipuçlarını paylaşabilirim sizinle? Efendim, izledikçe, yaşadıkça artık uzun uzun cümleler kurmaya ihtiyaç kalmayacak elbette. Ancak sizlerin kendi fenomeninizi seçebilmeniz ve onları destekleyebilmeniz için yarışmanın kurallarını bilmeniz önemli elbette. Umarım evleri beğenmişsinizdir. Birazdan erkekler de evlerine yerleştikten sonra artık burada hayat başlayacak. Onlar tabii ilk evlerini gördüklerinde çok beğenecekler. Aman da ne güzel olmuş bu evler, şu evin bir tadını çıkaralım, keyfimize bakalım gibi bir rehavete kapılma şansları yok. Çünkü daha ilk günden onlarda şok etkisi yaratacak bir sürprizimiz var. İşte o andan itibaren artık burada yarışın başladığını anlayacaklar. Peki bana sorarsanız, kızlar evi mi, erkekler evi mi? Ben erkeklerin evine bayıldım doğrusu. Peki bakalım sizler onlara bayılacak mısınız? İşte ilk yarışmacımız. Uzun bir yol var Kerim. Evet, fark ettim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne şıklık efendim. Siz de çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olun. Şöyle alayım seni. Çok teşekkürler. Biraz sohbet edelim. Dur, hemen yerleşme. Biraz heyecan var. Olmaz çok mı? Çok ciddi bir heyecan var. Olmaz hatta. Biraz mı? Değil, bayağı var. Popülersin. Evet. Yakışıklısın da. Bu popülerliğini ne için kullanacaksın burada? Biraz anlatsana. Biraz anlatayım. Radyoda ve televizyonda farklı programlar yaptım ve bayağı geniş kitlelere seslendim. Ama bu programla daha da geniş kitlelere seslenmek istiyorum. Çünkü gerek davranışlarımla, gerek özelliklerimle, gerek yaptığım işlerle, gerek de gördüğünüz bu görüntüyle zaten bir fenomenim. Evet. O nedenle burada da bunu tescilleyeceğim. Güzel. Yani herkesin beni tanıması gerektiğini düşünüyorum. İşin bir de strateji kısmı var ya. Evet, onda da çok iyi. İyisin. Yani burada da zekamı kullanacağım. Sadece kaslar değil, beynim de kullanacağım. O zaman bol şans diliyorum, seni yerine alabiliriz. Çok teşekkürler. Ben Serban, 24 yaşındayım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Oyunculuk ve modellik yapıyorum. İngilizce ekonomi okuyorum. Genel kültürüme, sportif zekama ve enerjime güvenirim. Disiplinli bir insanım. Lider bir yapıya sahibimdir. Yani bunu genelde çevremden de duyuyorum. Kendimi lider ilan etmem. Fenomen olmak için rakiplerimin çakralarından girip akıllarından çıkacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldun evi Serbay? Çok şık gözüküyor gerçekten. Değil mi? Mükemmel. Bu kadar beklemiyordum ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle yanıma alacağım seni. Heyecanlısın biliyorum. Peki heyecanlı. Elini bir uzattın, havada kalmasın. Çok şıksın bugün. Çok teşekkür ediyorum, siz de öylesiniz. Yaklaş bana biraz. Anlat. Popülersin. Bir de yakışıklıyım diyorsun. Evet. Ya 14 yaşından beri ben oyunculuk sektöründe uğraşıyorum. Yani kendimi geliştiriyorum. 10 yıldır falan eğitim alıyorum kendimi geliştirmek adına, insanlara hitap etmek olsun, ne bileyim işler olsun. 3-4 yıldır profesyonel işler yapıyorum. Yani bu şey tamamen şöhret olmak, para kazanma arzusuyla alakalı olan bir şey değil. Ne olacak peki? Ya şöyle mesela betimlemem gerekirse, bir ilkokul çocuğu böyle eve gidip önlüğünü bir kenara atar ya böyle, hani böyle futbol oynamak için sokağa çıkar. Evet. Ya benim içimdeki oyunculuk isteği bu. Anladım. Ya bu şekilde yani açım yani oyunculuğa. Bunun için elimden geleni yapmak için buraya geldim. Burası da buna çok uygun, evet, bir platform. Buna uygun gözüküyor. Ama tek başına değilsin işte, problem evet. Orada. Hepimiz açız. Hoş geldin Serbaycığım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bana bol şans diliyorum, geçebilirsin. Merhaba, ben Onur Yüksel, 32 yaşındayım, Karabüklüyüm. Profesyonel basketbolcuyum ama oyunculuk da yapıyorum.
Konuşmayı çok severim ama yerinde. Fazla konuşan, gereksiz konuşanları da sevmem. Sabırlı bir insanımdır. Sabrım taşarsa eserim. Karadeniz insan da fırtınaya aşinadır. Delikanlı adam dedikodu yapmaz, arkadan bıçaklamaz. Söyleyeceği varsa Mert'i yüzüne söyle. Buraya ben Onur Yüksel olarak geldim. Fenomen Onur Yüksel olarak çıkacağım. Onur çok sert geliyor ama. Evet, sağlam adımlarla. Bayağı yer sallanıyor şu anda. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi çok keyifliyim. Evin havasını soludun. Ne hissediyorsun? Vallahi öncelikle Rabbime şükürler olsun çünkü hayal ettiğim platformdayım. Güzel. Gayet keyifliyim. Niye gülüyorsunuz yahu? Arkadaşlar da gülüyor ama... Çok sert geldi Onur. Konuşacağız, hani yere bastığı zaman yer oynadı. Şimdi tabii yani birazcık kalıplı bir adamım. O yüzden de girdiğim yere de böyle enerjik girerim. Harika. Vallahi çok güzel olmuş ev. Her şey çok güne güzel. Güne güne oturun. Sizin için aynen burada öyle, her şey. Aynen öyle. Tabii tadını çıkarırken kendiniz evet. için de bir gelecek inşa ediyorsunuz aynı zamanda. Evet, evet. Biraz sert bir mizaç. Evet. Sert bir mizaç. Hemen yüzüne bakarken dedikodunu yapıyorlar. Dedikodudan hoşlanmaz demiştik. Yok dedikodu değil. Allah Karadenizli. Ben şimdi arkadaşlar... Benim de anne tarafım Rizeli. Ama eyvah, doğrudur eyvah, ben de Rizeliyim. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Karadenizliler misafirperverdir, sıcakkanlıdır. Ama yani böyle sert, bazen böyle damarına basıldığı zaman da biliyorsunuz yani sert çok girer oluyor, eser. Çok, yani ben zaten tanıtımda da söyledim. Değil. Yani ben arkadaşlar benimle böyle sakin davrandığı sürece ben de esmem bu evde. Esersem de fena eserim gibi. Yalnız bir meydan okuma aldık evet, şu anda. Esersem de artık arkadaşlarla o zaman abi, görüşeceğiz. Efendim, hoş geldin. Çok teşekkür bol ederim. Şans çok sağ olun. Geçebilirsin Onurcuğum. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhaba Serbay, merhaba. Onur ben. Hoş geldin Onur. Merhaba Kerim. Onur merhaba. Ben, merhaba ben. Hoş geldin. Nasıl gayet buldun evi? Gayet hoş buldum yani. Gayet hoş buldum şu an. Beğendin mi evi? Çok beğendim. Yani siz de güzel bir renk olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Görüyorsunuz değil mi? Evet çok şeker bir insan. Hoş geldin. Neden buradasın? Neden buradayım? Yani 10 yıldır oyunculukla ilgileniyorum. Bu arada yaşım 25. Bilmeyen arkadaşlar için. Oyunculuğumu hani oyunculukla ilgileniyorum demek istiyorum. Neden? Çünkü hani daha oyuncu olmadım. Yani burası benim için büyük bir basamak. Ve kendimi çok yukarıya götüreceğime inanıyorum. Ve hani dış hayatımda zaten bir fenomenliğim var. Neden? Çünkü çevrem çok geniş ve ünlü arkadaşlarım çok fazla. Hani burada zaten sürpriz konuklarımız da olacaktır. Harika. Yani zaten arkadaşlar da görecek. Bunlar avantaj tabii, tabii ki. Tabii ki. Yani giyimimle, kuşamımla, konuşmamla, duruşumla, insanlarla... Yani ben buranın rengini değiştirmeye geldim aslında. Yani somurtan insan varsa güldüreyim falan deyip bu şekilde güzel, içeride harika. Bulunur. Renkli bir karakter olarak yani geliyorsun. Fazla renkliyim. Çok hoş oyuncu olmak istiyorum, evet. olmaya çalışıyorum gibi gayet de mütevazi bir giriş yaptın. Hoş geldin. Hoş İnşallah her şey gönlünce olur. Seni de alabilirim arkadaşlarının yanına. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Serba. Merhaba, hoş geldin. Kerim. Merhaba. Merhaba Muhammed. Ben Okan Yiğit, 20 yaşındayım. Antalyalıyım, İstanbul'da yaşıyorum, oyuncuyum. İnternet üzerinde yaptığım talk show, dizide birkaç skeçle 1 milyon takipçi olan internet fenomeniyim. Hayatta iki şeye hiç tahammül edemem. İkiyüzlülük ve egoistlik. Ben egoluyum. Egoist olmakla egolu olmak çok farklı bir şey. Hayalim Hollywood'da oyuncu olmak. Bunu yapacağıma da inanıyorum. Önce adımı... Sonra soyadımı arama motoruna yazarak Okan Yiğit ismini araştırdıktan sonra karşıma çıktı. Diğerleri fenomen olmaya geldi. Ben zaten fenomen. Hoş geldin fenomen. Okan. Gel bakalım. Hoş geldin fenomen. Hoş bulduk. Gözüm fenomen görmüş oldu. Şanslısınız. Şanslısınız. Koltuğa benden önce oturmuşsunuz. Ahenkle dalgalanan saçlarıyla... Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz merhaba. Nasılsınız? Çok şıksınız. Çok mersi. Neden buradasın? Neden buradayım? Benim bir iddiam yok. Zaten beni tanıyorlar. Ben takipten İddian için gelmedim. İddian yok mu? Evet, onu da belirteyim. Devamını da söyleyeyim. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu an benden daha şanslı. Çünkü benden önce oturdular koltuğa. Onu söyleyeyim öncelikle. Ne fark öncelikle. Eder ki?
Fark eder şu an benden daha çok alıştılar eve. Alışmak istiyorsan kalk. Gel girmez. Taş çatlasa bir 10 dakikaları var. Yani belki de 5 dakika. Güzel. Ben çok alıştım ama şu anda ben çok rahatım. Sana köşemi vermek istiyorum. Haksızlık oldu sana sonradan gelmek. Şöyle söyleyeyim, ben takipçi için burada değilim öncelikle. Benim takipçim var, sağ olsun beni çok destek ediyor. Kendi takipçim de mi geldin? Evet. Hep beraber onlar giriş yapıyor. Hepsini gördüm. Onlarla geldim. Güzel. Sağ olsun çok destek veriyorlar. Yolda gördükleri zaman fotoğraf çekiniyorlar. O açıdan gelmedim. Benim amacım ismin bir marka haline getirmek. Yani marka. Bu sektörde birçok başarılı oyuncu var. Ama isim olarak Kenan İmizaloğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy gibi isimler hep aklımıza yer etti. Neden? Yakışıklı olduğu için mi? Değil. Yani ilk başta çıktıkları zaman... Özellik. Yok canım ben. Bunu söyleyeyim. Jön. İlk başta çıktıkları zaman yakışıklı oldukları için tuttular ama sonra üstüne eklediler. Yeteneğini, oyunculuğunu, bazıları sesini ortaya çıkarttı. Ve hep kendilerini geliştire geliştire gittiler. Ben de aynı şekilde kendim bu şekilde ilerlemek için buradayım. Marka yönetiminde fenomene... Kendini göstermek için yer verdin ve bunun için buradasın. Umarım gönlünce olur. İnşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bol şans. Geçebilirsin. Bakalım ne konuşulacak? İlk cümleler neler olacak? Çok iddialı geldi. Hoş geldin. Merhaba Feraman kardeşim. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Ortaya mı oturayım? Yani gel yerime otur gel. Daha bir sakin geldi sanki yok. Evet abi sakin geldi. Sessiz geldi biraz. Gel yerim. Şimdi bir daha geleyim mi? Oğlum sen bir yap gel. Kestek baştan alıyoruz. Merhabalar, ben Osman Aydın. 29 yaşındayım. İzmitliyim. Uzun bir dönem futbol oynadım. Sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım ve modellik işine girmeye başladım. Ben yeterince dobro bir insanım, net bir insanımdır. Benim hakkımdaki olumlu olumsuz düşüncelerim neyse direktman insanın yüzüne söylerim. Fenomen olmak için yakışıklı olmaya gerek yok. Çok yakışıklı olmaya gerek var. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Gülen kardeşim, gülen insan severiz. Gel. Gülen insanlar bizden, gel. Osman Dobro ise anlaşacağız. Herkese soruyorum, sana da sorayım. Evi beğendin mi? Ev çok güzel. Evi fazla beğendim. Biraz baksaydı neydi? Bakalım. Şimdi kirasını anlaşamadık. Onu tartışıyorduk öyle kendi aramızda. Yani. Tutar mısın? Herhalde yaparım diye düşünüyorum. Yani 50 bin liraya alırsan bir problem olmaz herhalde. O zaman sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı değil yok. Mi? Yapar mıyız? Tabii ki. Yapar neden? Mıyız değil mi? Onları parayı bölüşüyoruz galiba. Bölüşüyoruz gibi herhalde. Benim hiç öyle niyetim şimdi yok. Şimdi şu yakışıklılık konusunu açalım ya. Burada ben onu çok merak ediyorum. Burada feci bir rekabet var bu konuda. Evet evet. Ben de dinlediğimi ben de çok merak ediyorum. Ben istemiyorum bir karşı cins olarak. Cesaret edemedim. Buyurun. Buyurun. Yok, sen lütfen siz buyurun. Bilmem konuyu hani, sen açtın ya. Yakışıklılık konusunu dinlemek istiyorum. Ya sadece yakışıklı senden olunca fenomen oluyor muyuz? Öyleysek zaten biz yakışıklı olmayız. Bir şeyler koymamız lazım. Peki biz az yakışıklı mıyız? Yok, onu kastetmedim. Orada bahsettiğim şey kendimdi. Kendim. Yani tamam yine kendin çok yakışıklıyım diyorsun yani. Ama ya şimdi baktığın zaman ben bir şey sormak istiyorum Osman'a. Gerçekten çok birbirinden yakışıklı yarışmacılarımız var diyerek ben de orta yolu bulayım bu arada. Peki. Böyle konuşabilir miyiz? Hangi kamera baktık oraya? Olur. Her tabii taraf kamera. Öykü Hanım, ben bir şey sormak istiyorum Osman'a. Çok merak ettim. Bilmiyorum. Tanıtımı izlediğin zaman en yakışıklı kendini mi gördün? Yoksa hani bana rakip olabilir, ne kadar yakışıklıymış dediğim biri oldu mu? Oldu. Hani yakışıklıktan tabii bahsettiğin için mi soruyorsun? Ben aslında hepinizi çok kaliteli gördüm. Yapımda gördüm. Ama yakışıklı demiyor. İnatla demiyor ama olsun. Teşekkürümüz. Seni çok sevdim. Çok sevdim. Herkes sevdim. Çocuklarsınız. Herkes çok kalite gördüm. Hala yakışıklı. Ama yakışıklı. Ama benim dediğim gibi. Lütfen bir cümle. Bir cümle. Çok yakışıklısınız. Hepiniz yakışıklısınız. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Öldük rahatladık. Gerçekten öyle. Samimi sözüm yani. Osman çok teşekkürler. İlk suyunu ben getireceğim. Söz veriyorum. Peki Osman, popülaritenin burada hangi amaçla kullanmak istiyorsun? Yani şöyle kullanmak istiyorum. Aslında bu yarışma benim için çok sürpriz oldu. Yani bir anda geldim buraya. Daha sonradan burada bir iz bırakmak istiyorum. En uzun benim. Bir başarı yapmak istiyorum. Bundan sonra oyunculukla üstüne koyarak iyi bir yere gelmek istiyorum. Bu şekilde. Peki. Sana da bol şans diliyoruz. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de. Geçebilirsin. Sağ ol. Saygılar, sevgiler. Beyler size de ufak tefek çok bazı hatırlatmalar yapayım. Tabii ki bu yarışma bir geldim strateji ve çok popülerlik oyunu. Burada birbirinizi yani çok sevebilirsiniz, çok bayılabilirsiniz ama yarışma kuralları gereği bir takım stratejiler planlayacaksınız.
Bu kadar da değilsiniz. Karşınızda yarışan 6 tane birbirinden akıllı, iddialı ve güzel kadın var. Stratejilerinizde ne bileyim yani aklıma gelen aşk olabilir, arkadaşlık olabilir, dostluk olabilir. Bunlar gerçek olabilir ya da gerçek dışı olabilir. Çünkü fenomende kartlar açık oynanıyor. Her şey bir oyun aslında. Evet. Oyun ve sizin kurduğunuz gerçek ya da doğru tüm bu oyunları biz izleyeceğiz. Açık olduğu için de yok tribüne oynuyor, yok sen oynuyorsun gibi bir takım üzerinde tartışırken laf kalabalığı yapacağımız herhangi bir engelimiz de olmayacak. Ben bu stratejiyi bu sebeple, bu mantıkla, şu amaçla, şu kişiyle yaptım diyerek cümleler kurabileceksiniz. Bu anlamda da özgürsünüz. Ama tabii ki nasıl tepkiler alırsınız, planladığınız stratejiler sizi nereye kadar götürür? Bu da bir risk her zaman olduğu gibi. Takipçileriniz çok artacak diye inanıyorum. Dediğim gibi ünlü isimleri buraya getirebilirsiniz. Bu da sizin için bir avantaj. Onların takipçilerinin desteğini alabilirsiniz. Valla yolunuz açık olsun. Kolay bir yol değil. Teşekkürler, sağ olun. Size de bol şans diliyorum. Çok sağ olun. Ve aranızdan ayrılıyorum. Ben arada sırada sizi şu ekran vasıtasıyla ziyaret ediyor olacağım. Bazen eve de ziyarete geleceğim. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. 33 yaşındasın. Beni yanlış anlama sakın. Ben 20 yaşındayım ve şu an aynı yerdeyiz. Tanımadık seni ya. Tanıtımda da görmedik. Karşıyakalıyım. Aa, bilmiyorum. Çok güzeldir Karşıyakalı. Güzel değil mi? Bir başka yani. Evet, kızlar için de öyle söylüyorlardı. Şunu öyle check etmiş oldum en azından. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Sen bebeksin ama belli. Bebek, bebek. Ya yerim seni. Küçük. Yerim seni. Patavatsız biraz. Ben burada onu ele alıyorum. Seni değil, sen niye üzerine alıyorsun? Cuma günü ilk elimede bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Aynı gün elenen yarışmacının yerine belki de ondan çok daha iddialı bir yarışmacı eve girecek. Teker teker strateji odasına geleceksiniz ve Kızlar Evi'nin en popüler yarışmacısını seçeceksiniz. Oo. Bu bir strateji oyunu. Of, çok heyecanlı. Bana oy vereceklerini düşünüyorum. O yüzden ben ters strateji yaptım. Şok, şok, şok. Yani fenomen şok. Gerçekten çok merak ediyorum kiminki benzeceğim. Birbirini tanıyan insanın ismini zaten üçü verecekler. Kesinlikle strateji yapmadım ilk günden. En çok iyi davranan, en sıcak olan o oldu. Onun için onun adını yazacağım. O da bir kişi var. O kişiden gelecek zararları çok iyi biliyorum. İşte şimdi fenomene hoş geldiniz. İsmi en fazla söylenen yarışmacı. Fenomende Kızlar Evi'nin ilk popüler yarışmacısı kim olacak? Burada hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Siz alışıksınız böyle programlardan falan. Nasıl buldunuz burayı? Programlardan demeyeyim de. O stüdyoydu burası. Biz ekran yani önünde olmaktan kastediyorsak okey. Dekor her zaman bizim yoksa sevdiğimiz. Sen de yarışma diye başlamayacaksın. Yani şimdi öyle bir şey gelecek sandım. Gerçekten öyle bir şey gelecek sandım. Böyle bir burkaç. Ama sende gerçekten var öyle var. Yani. Bir vurkaç ya var. Ya niye her şeyi bak kötü şimdi anlıyorsunuz arkadaşlar? Ben sadece şunu söylemek istedim. Hani ekran önünde olmaya alışıksınız. Burası hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben de orada dakika senin gözün yok mu? Baksana nasıl olduğunu sen bir de onların stüdyoydu. Burası ev ortamı ya, bu, değişik. O benim fikrim, ben fikrim ayrıyeten söylerim ama ben size soruyorum bağlaman sadece. Bağlaman biraz tuhaf değil mi? Siz alışkınsınız, evi nasıl buldunuz? Hadi hadi siz alışkınsınız. Şimdi sen normalde i̇lk böyle gün, bakıyorsun ama bakarken böyle bakıyorsun. İlk gün melek, meleğim. Hepimiz meleğiz. Kara melek olabilirsin ama. Sen bu evin bebeğisin. Kara bence melek, sen çok tatlısın. 8 saat bu evin içerisinde vakit geçireceğimize göre. Tatlı 8 saatte. İş bölümü yapsak, buradan başlasak, yani kurallarımızı paylaşsak. Sen ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Sen ne yapmak istersin? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Mesela ben yemek yapmayı düşünüyorum. Ben düşünmüyorum, yapamıyorum. Hayır, ben yemek yemeğe yardımcı olurum. Çiğdem de herhalde yemek ben konusunda de marifetli bir tatlıları da ben yapayım. Yani böyle bana iş bölümleri yapalım istiyorum. Tatlı. Yemek kısmını da ben halledebilirim. Toparlama kısmını mesela kim yapacak? Biz hani yapma kısmını üstlendiysek toparlamama kısmını kim yapacak? Tamam, ben yemek kısmını üstleneyim, gerisini de zehirlenmeyelim. Siz yapın, ben yiyeyim. Yalnız ben bir şey yaparken etrafımda rahat oturma, sergileme vesaire, ben o zaman böyle cinlerim tepeme nasıl gelir. Yani? Nasıl yani? Ben yemek orada yaparken iş yaparken birileri burada yan gelip yatarsa benim ben evde bile hani fenalaşıyorum. Annem bile otursa kaç yaşında kadın. Bir şeylere yardımcı olurum yani. Evde sadece Çiğdem'le iyi anlaşamayacağımı düşünüyorum. Aslında kötü bir kız olduğunu düşünmüyorum. Dobra bir kız ama her zaman her şey söylenilmez diye düşünüyorum. Çiğdem'in açıklamaları. Çiğdem kuralları. Çiğdem kuralları değil, tecrübe konuşuyor burada. Göreceğiz. Gerçekten yani. Gerçekten o konuda haklı, tecrübe Ayşenur'u konuşuyor. Şimdi her gün topla burayı desem toplar mısın Ayşenur? Hayatta toplamam bebeğim. Sen en iyisin. Böyle bir görev yok yani. Anladın mı? Bugün sen yemek yapmak istiyorsan sen yap. Sen keyifli gelirsin, dersin ki ben yemek yapmak istiyorum ya, dersin. Girersin mutfağa, göre enerjini orada gösterirsin. Hani beni mecbur gösterirseniz şey yapmam için ben mecbur oldum, hiçbir şey yapmam. Bir gün ben yaparım, bir gün aç sen kalalım. Yaparsın. Ama ben aç bir kalalım. Şey yapmıyorum, aç kes sen, sen yap olmasın. Kıyamam yani, kıyamam, yediririm sen, de. Sen bana kıyamazsın ki. Şurada şöyle olduğuna bakmayın. İki gün sonra bir küserse bir evet hafta ya, konuşmaz. Evet ya, tatlı görünüyor. Öyle. Sevdim yani ben şimdiden, bilemiyorum. Ayşenur'un evdeki ruh haline göre şekilleniyor günü. Evde mutluysa burada da mutlu Ayşenur. Başak burçları böyle mi? Herhalde evde Başak mi? Başak yani burcunla alakalı bir şey mi? Ben de ikizlerim mesela. Ay, burcunla alakalı. Bunu hep söylerler. İkizler deyince ay. Evet, çift karakterli oluyorlar. Ben hiç anlaşamam öyle ikizlerle. Yani. Ya şöyle bir şey, hani derler ya, bir yağını bir yağına tutmuyor da kadınların hangi birini tutuyor ki zaten? Bak sen ne dedin? O konuda konuşmuyorum mesela. Özden senin burcun ne? Akrep. Özlerin akrep olduğu belli zaten böyle bir. Kova'ya akrebim ben. Sinsi. Hangisi mi? Gerçekten soruyorum. Ya kötü anlamda sinsilik değil. İyi anlamda sana sinsilik dedi. Benim burcum dedi Ayşe'nin. Saman altından su yürütmek diyelim. Burcun neydi senin? Ayşe, hala kötü şeyi böyle süslemeye çalışıyorsun. Kötü bir şey kötü süslüyorsun. Hayır, kötü bir şey değil ki. Sen iyi misin? Sen kimseye iyi misin? Kötü bir şey değil. Sen iyi misin? Sen kimseye bir şeyler... Bir şeyler... Bir şey söyleyeyim. Ben ona da ona da yeterim. Hayatım, sen bir insana bir şey söylediğin zaman genelde direkten söylemiyorsun. Ben mi? Evet, o yüzden. Sinsi demek derken ben altını kötü olarak düşünerek onu söylemedim. Sadece bazı şeyleri, insanlara hakkında düşündüğü şeyleri doğrudan söyleyemediği, çekindiği için, bazı şeyleri sakladığı için ben sinsi ya da saman altından su yürütüyor diyebildim. Çünkü kendimi böyle açıklayabilirdim. Ayşenur, sen beni ne kadar tanıyorsun? Ya bir bence benim için yanlış bir analiz. Ben seni tanımıyorum bence şu an. Ya da sen tanıdığım halde bunu inkar etmeye çalışıyorsun. Aşkım, ama bak, öyle bebeğim. Ondan bahsetmiyorum ama sinsi kelimesini kullanıyorsun ve kullanmayacaksın bunu benim yok, için mesela. Yok, saman altından su yürütmek diye düzelttim saman ama. Saman altından su yürütüyorsun da demeyeceksin mesela. Abi demeyeceksin diye bir şey yok. Bak şimdi. Demeyeceksin diye bir şey yok ama yani. Sen benim ağzımın ne söyleyeceğini kontrol edemezsin. Bence gel mutfakta kavga edelim. Hayır. Şimdi sen bu Stormy Vintage. Yes. Al bu senin yastığın. Bu onu temsil ediyor bence. Şu an istediğim mesela hayalim oyunculuk. Hı-hı. Oyunculuk üzerine yeteneğim olduğunu düşünüyorum. İnşallah ileride daha iyi gösteririm bunu ya. İnşallah. İzleyicilere. Ne yapmak istiyorsun? Amacın ne mesela? Hani oyunculuk üzerine amacım, iyi bir dizide ya da sinema filminde oynamak mı? Şimdi ben mesela çok küçükken başladım. Bu işi, oyunculuğu istediğim için başladım. Çok küçükken derken zaten 20 yaşındayım. Düşün yani. Daha doğduğu anda değil mi? Yaş kaçtı bu arada? 33.
33. Düşün yani. Bir sene sonra zira... Şu an ama... Tamam hayır yani. O senin söylediği cümleyi o söylese yerine oturacak. Okay. Sen daha yenisin. Şimdi şöyle bir şey var. 33 yaşındasın. Beni yanlış anlama sakın. Ben 20 yaşındayım ve şu an aynı yerdeyim. Ama benim yani, yaptıklarım var mesela. Şimdi, tabii ki de benim de yaptıklarım var. Beni sosyal medyada birçok kişi tanıyor. Sağ olsun çok hayranım var. Yolda da tanıyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Hani ben 20 yaşındayım. Sen 33 yaşındasın. Aynı yerde izliyorsun. Şu an aynı yerdeyiz. Burada mesela herkes farklı yaşlar. Mesela 25 var, 28 var, ne bileyim 30 var. Yani herkes aynı yerde. Şimdi... Ama herkesin bak özellikleri farklı. Mesela ben 10 yıldır televizyonda ekstrem spor programı yapıyorum. Çeken de benim, her şeyi ben yapıyorum. Format da benim. Böyle bir program yapıyorum mesela. Bu yaptığım işle zaten bir yerlere geldim. Mesela sosyal medyada konuştuğun şey, sosyal medyada zaten trend topik oldum defalarca. Hani radyoda da keza aynı şekilde. Instagram üzerinde mi yoksa? Twitter'da. Mesela radyoda da farklı programlar yaptım. Orada da aşk üzerine romantik programlar yaptım. O kadar fenomen sen burada işin ne o zaman? O kadar ünlüysen, o kadar fenomensin, o kadar tanınıyorsun, o kadar kendine güveniyorsan git dışarıda da kendini aynen, göster. Aynen dışarıda yani, kendini göster. Neden tekrar buraya geldin? Ne? Böyle bir dünya yok. Yani kusura bakmasın ama kimseye kendimi ezdirmem. İşte ben de dediğim gibi moda için buradayım. Eğer Ayşe Nurlar ya da diğer kızlar stille ilgili bana bir şey söylemeye kalkarsa asla söyletmem. Ki şöyle bir şey de var. Birinci olmasının sebebi benim orada olmamamdı yani. Bu kadar basit. Bak iddialı girdin Muhammed. Tanıtım filminde izledim ben. Hani seni hiç görmedim hayatım boyunca. Tanıtım filminde ilk kez gördüm. Ve orada bir iddiam vardı mesela. Herkesten bir adım öndeyim. Yani, yok insanlar ne dedin orada? Herkesten yani bu yarışmadaki herkesten bir adım öndeyim. Neden? O adım ne mesela? Evet yani, neden herkesten bir adım öndesin? Çok iddialıydı ama sempatik biriymişsin normalde. Zaten bu yüzden belki. Değil mi? Belki soru işareti. Evet, ben yani. De sempatiyim. Olabilir. Sen yok sen yakışıklısın. Oo, sen yakışıklısın canım karar ver şimdi yani. İddiayı unuttum yani. Yani şimdi iddianı bilmiyorsan. Ama doğru. Bir insan sempatik, yakışıklı, karizmatik olabilir ama sadece bir insan sempatik olabilir. Ne gibi stratejiler yapılacak? Bu evde çok merak ediyorum. Vallahi ilklerini sen başlattın. Strateji Ayşe'nin işi. Ya strateji falan değil de strateji senin işin. Ayşe'nin kendi söylüyorsun. Yani. Ya o karanfil olayı bir strateji olayıdır aslında anlayana yani. Ya o da mantıklı yani strateji i̇çimden yapmış geldi. Olabilirsin. İçimden geldi ama gerçekten. O elbisenin kanatları, o karanfil bunlar birer stratejidir yani. Bak sen. 20 yaşındayım ama. Bak sen. Kafa zehir diyorsun Ayşe. Kafa zehir yani. Kimse de olmayan maşallah. Kızları merak ediyorum. Mesela kendimi gönderdim. Kızlarla ne yapacağız acaba? Hem sevgilim var hem kız arkadaşım var. Hayır. İkisi. Onun için değil. Öyle yanlış çeviriyorum. Abi, onun için benim sevgilim var zaten kız arkadaşım var. Niye soruyorsun? Onun için merak etmiyorum kızları. Benim gerçekten bakın. Var mı orada? Çok güzel bir ilişkim var. Çok sevdiğim bir kız arkadaşım Allah var. Allah bozmasın Allah çok bozmasın. Çok güzel gidiyor şu anda. Şaka yapıyoruz buradan da. Benim zaten amacım aşk değil burada. Söyleyelim. Yani. Teşekkürler. Aşk değil. Amacım zaten benim amacıma giden yolda yolumu açması burası. Evet. Bunun için söz düğün fotoğrafını ben çekeceğim. Fenomen o, fenomen. Aa Öykü Hanım. Merhaba Öykü Hanım. Sevgili yarışmacılar merhabalar. Merhaba. Görünen o ki sohbet koyulaşmaya başladı. Daha önce de söylediğim gibi zaman zaman sizlerle salonunuzda bulunan bu ekranlar vasıtasıyla iletişim kuracağım. Bazen bir komut, bazen bir uyarı ya da bilgilendirme olabilir. Şimdi ismini söylediğim yarışmacıların erkekler evine geçmesini rica ediyorum. Çiğdem Çelik, Gül Köseoğlu ve Derya Şireci. Erkekler evine lütfen. Biliyormuş çiçekleri alayım o zaman. Beyler merhaba. Daha önce de söylediğim gibi zaman zaman sizlerle salonunuzda bulunan bu ekran vasıtasıyla iletişim kuracağım. misafirleriniz geliyor. Sizden de misafirliğe gidecek olanlar var. Sizden ricam. İsimlerini söyleyeceğim yarışmacılar. Lütfen kızlar evine. Serbay Çelikbaş. Muhammed Kayku. Hadi bakalım. Ve Osman Aydın. Kızlar hadi evine bakalım. Lütfen. Aha. Arkadaşlar sizleri transfer ettik. Daha ceketimi giyeyim yani ayıp olmasın. Lütfen. Bir saat içinde dönmezsem. Biliyorsunuz. Ben oradayım. Bir şey olursa bir şey yapın yani. Bir şey haber gönderin. 112 arıyorum. Ay çiçeklerini de götürüyor. Allah'ım erkeğe çiçek veriyor bu ya. Canım benim ben herkese aldım. Erkek kadın ayrımı yok bende anlatamıyorum. Almış karanfillerini. Sus. Ayşe koca koca heriflere çiçek götürüyor. Buyurun.
Hoş geldiniz. Merhaba. Evden de bir farkı yok evin bu arada. Burası daha mı geniş? Daha güzel bence renk. Ya direkt eve bakıyoruz. Direkt evi. Merhaba. Merhaba. Yani durmasak ne güzel olur. Bir defile edasıyla geldiniz ama yani. Nasıl gelecektik? Pardon, çiçek bile getiriyor size bak. Bize değil mi? Merhaba. Ya merhaba. Bir çiçek getirdim bütün Çiğdem. Yarışmacılara. Olay oldu arkadaşlar ya. Çiğdem. Merhaba Kerim. Merhaba. Memnun oldum. Çiğdem. Merhaba, şöyle yapayım. Hayatınızda ilk defa herhalde bir çiçek alıyorsunuzdur bayan. Merhaba. Arkadaşımız çok kibar. Memnun oldum. Merhaba. Kızların yüzük arası. Ben onun aslında kötü bir niyetle getirdiğini düşünmüyorum. Ama yanlış anlaşılmaya da aslında müsait bir konu. Yani ekstra bir şeyler yapmak, ilk günden tanımıyorsun hiç kimseyi. Çok da iyi bir fikir olmayabilir yani. Hadi kızlara getirdin. Erkeklere niye çiçek getiriyorsun? Bilen biliyor yani. Niye? Podyumda çalıp stalklarken herkes birbirini stalk. Merhaba. 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 Yarım cennete gelmiş bulunmaktayız galiba. Güzel mi? Yani ev de güzel, siz de güzelsiniz. Sizin evinizin duvarları ne? Merhaba. Yemek yemekten evi göremedim. Merhaba Serbay. Bizim evden de yemekten yok evim bu arada. Merhaba. Merhaba. Hop, böyle gelmek istiyorum. Sizin eviniz soğuk mu? Elleriniz buz gibi. Biraz heyecanlandık gelirken. Ne istiyorsunuz? Ama evde bir şey yok. Böyle güzel bayanlarla oturacağımız için biraz heyecanlandık açıkçası. İçeceklerimizi kendimiz alıyoruz galiba. Saç servis. Kamerat olmak için şey çok erken bir gün. Bir şey istiyor musunuz diye sorayım. Yok, teşekkür ederim. Ben direkt kendi evimde... Bir su alabilirim. Evde ne yaptınız? Bütün gün içmediniz mi? Yemediniz mi? Yok, ben içtim de. Yemek yemişler. Yarım içtim. Biz sürekli yani yemek bir yiyoruz pası. Arkadaşlar çiçeklerinizi şöyle bırakayım. Bunu ben simgesel olarak aldım bütün yarışmacılara. Tamam. Erkek kız ayrımı yapmadan üstüne basa basa söylüyorum, olay oldu. Ama i̇şte yine de bir erkeğe çiçek almam biraz tuhaf. Erkeklere çiçek mi alırmış falan filan. Ben hani Barış'ın simgesi, kızlar tarafından konu olmuş. Şimdi ben sizleri tanıtımdan biliyorum. Tanıtımdan tanıyorum. Çiğdem. Sözlerden tanıyorum tanıtımda. Teşekkürler. Ama beni tanıyamadınız. Derya dedin değil mi? Evet. Derya. Soyad neydi? Şireci. Daha spor. Hangi, sonunda çıkan mıydı acaba tanıtımda? En benimle yaşamak çıkan. Zordur diyen miydi? Yok, yok. Değil, hayır. Ben dengeleri bozmaya geldim. Dengeleri bozmaya geldim. Evet, benzemiyorsun ya. Benzemiyorum. Ben de benzetemedim. Dengeleri evet. Bozmaya geldim. Tanıtımda sen miydin? Görünce benzetemedim yani. Bu ben miyim? Ben benziyor muyum? Benziyor. Evet. Sen aynısın. İddialar neydi? Sen de aynısın. Sen hiç tanımadık seni ya. Tanıtımda da görmedik. O ben değilim o zaman. Halbuki bunu tanıyabilirsin. Arkadaş. Öyle Allah diyor. Allah. Öyle mi? Hı. Aranızda var mı bir şey? İyi misiniz şu an? Bir gerginlik sezdim sanki. Var mı öyle bir şey? Çiçeklerden bir konu açılmış belli ki. Evet. Çiçeklerden bir konu açılmış. Bir soğukluk mu oldu tanışınca? Bir şey oldu değil mi aranızda? Olmadı ama. Sen de bir şey yapmamışsın. Yok yok, bir şey var, bir şey oldu. Bir şey oldu değil mi? Biz baştan yani bilmiyorum sonra ne olur. Ben en iyi arkadaşımla da bazen çatışabilirim. Ama Derya'yla ilk günden beri sanki böyle bir şey var. Ben hissederim çünkü profil bakınca. Gözlerden hani anlaşılır. Ne hissettin Derya'da? Bence birbirimize karşı böyle biraz... Isınamadınız mı? Negatif. Negatif değil. Bak, hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim. Şey elektriği hissediyorum şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ciddi bir elektrik var. Zaten oturma şeklimizde... Aslında madde. Bunu bizim size söylememiz gerekiyor da siz söylüyorsunuz. Siz nasıl çok, anlaştınız? Biz çok iyi. Biz de hiç gayet iyi anlaştık biz. Bir ters bir şey sezdiniz mi şu zaten anda gelince? Zaten ne olursa bayanlarda oluyor. Kıskançlıklardan dolayı olabilir. Çiğdem'le biraz atışacağımı düşünüyorum. Çünkü çok sivri dilli. Bazen böyle benim kaldıramayacağım şeyler söyleyebilir diye düşünüyorum. Yok, ben almayayım, teşekkür ederim. Baklava bir tek Çiğdem yiyecek galiba. Yiyeceğim. Tamam. Yiyeceğim. Getir. Yerim isteyen, ben. Ben o zaman... Alayım bir tane. Çiğdem aslında birazcık rahatsız. Ateşi falan çıkıyor ama o yüzden. Ama belli zaten bugün Çiğdem sanki evet. Böyle bir... Nasıl? Tavırlısın yani. Halsizliği var. Grip falan mı? Böyle bir tavırlı geldin sanki ya. Yok, hastayım ben. Hasta gerçekten. Gerçekten. Tam içeride yatırmıştık ki bizi buraya çağırdı. Ve çatalını verelim. Buyurun. Ama normalde böyle şeyimdir biraz. Çok hayır, böyle teşekkür ederim. Bir şey yemiyorsunuz diye ikram ettik ama. Çok şöyle bak, bir gülmek ne kadar yakışıyor. En azından bu 20 kalori bak, falan bize geri mi veriyorsun? Ne kadar zarif hareket. Ha, yediniz neden? Mi? Hayır ama size getirdim. Ben bunu bir zarif olarak alıyorum. Teşekkürler. Evinizde vazonunuza koyarsınız. Kokarmış gibi. Al, İşte bu bir strateji. Bu bir strateji. Puan toplamaya çalışıyor şu anda. Çok ayıp, çok ayıp. Puan toplamaya çalışmıyorum. Biraz yarışmadan mesela bahsedelim. Mesela neden buradasın Ayşenur? Neden buradayım? Çünkü fenomen olmaya geldim. Ama bir fenomen.
Çünkü peki, ben birçok şeyde birinciliği alabileceğimi düşünüyorum ve inanıyorum. İnşallah. Biz de inanıyoruz. Ben de inanıyorum. Ama mesela nasıl bir farklılık çıkarabilirsin? Ya birinci olmak için strateji ne yapabilirsin? Yani. Buyur. Yani uyuyup buraya, evinden çıkıp buraya gelmiyorsun. Önceden bir şeyleri planlıyorsun. Aynen öyle. Ama mesela nasıl bir strateji? Mesela bugün bir kız arkadaşımız her şeyi planlamıştı. Size karanfil getirdi mi? Yok. Karşılaşmadınız mı? Aa, karanfilleriniz vermedi mi? Vermedi. Buradaki şeyiniz nedir? Onun 20 sebebiniz? Yıldır mı? Ya ben küçük yaştan beri spor yapıyorum. Zaten sporla ilgili televizyon programları yapıyorum ben. Ekstrem spor programları. Her hafta bir konuk geliyor. Farklı ekstrem sporları deniyoruz işte. Her şeyi yapıyoruz yani. Dalga sörfünden kaya tırmanışına kadar. Hani sporun her alanında varım, ekstrem sporlar falan. Burada oluş amacım da yaptığım işlerde birazcık daha, bir tık daha ileri gitmek. Yani sunucu kimliğimle buradayım. Hani oyunculuk da tabii ki zaten yapabilirim. Zaten ses tonunda böyle bir şey. Radyocuyum da ben şey aynı zamanda. Yani. Beni dinlemişsinizdir kesinlikle. Slow Müzik Radyosu, ulusal bir Slow Müzik Radyosu'nda geceleri yayın yapıyordum 2 sene öncesine kadar. Ben aşk, romantizm yayınları. Ben de konuşmuştum bugün. Böyle çocukken 19-18 yaşlarında radyo DJ'liği yapmıştım. Çocukken derken yaş kaç? 33. Hemen hemen aynı yaştayız. Aynı yaştayız zaten. En büyük sen misin evde? En büyük benim, benden sonra Onur. En büyük benim. Sen kaç yaşındasın? Yaş sorulmaz ama. 37 yaşındayım. 32. Senin kaç? Sen kaç yaşındasın 24. Okan? 20. En küçüğümüz de Okan. Sen bebeksin 20. Ama belli. Bebek. Ya yerim seni. Evimizin bebeği. Nasıl davrandı şu an? Ya ama arkadaş yaşayan böyle iyice. Ya aa, küçük gibi duruyor. Yemek mi lazım? Ya yerim, ay ya ağzımdan çıktı inanın. Ben böyle yakınlarıma çok kullandığım için böyle evet, kendimi tutamadım. İlk görüşte çok yakınsın. Yani, Okan gidicisin. Ya yani siz yani anladım, seni çok... Hayır yemeyeyim yok, de yani. Yok kıyamazlar o zaman. Kıyamazlar. Kıyamam demek istedim evet. 24'müş. 24. Daha yandı. Yakını buldum. Neresin sen? Ben İzmirliyim. Neresinde? Karşıyakalıyım. Aa, bilirim, çok güzeldir Karşıyaka. Güzel değil mi? Bir başka evet, yani. Kızlar için de öyle söylüyorlardı. Şimdi çek etmiş oldum en azından. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Evet, maşallah. Maşallah. İzmirliyim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım 3. sınıf öğrencisiyim. Kendime güveniyorum moda konusunda. Buraya oyunculuk ya da başka bir şeylik için değil, moda için geldim. Buraya öyle çok bir basam güzel, olarak, evet, olarak kullanacağım. Beni boğuyor biraz. Evet. Fark etmişindir görüntüden de zaten. O zaman su verin. Gider misin? Giderim ben, alacak. Seni düşüreceğim. Şu an düşünün. Alaçatı'dayız. Alaçatı konseptimiz var ve terliyoruz. Güneş, buram, buram. Yani severiz, insan severiz yani. Problem yok. Nasıl, anlamadım. Bir daha söyle. Siz nasıl vakit geçirdiniz evde? Maç konuştular dedim. Yo, maç mı konuştular? Bütün gün maç. Çok iyi anlaştık. Sadece orada şey, takım muhabbeti geçti ama öyle sürekli maç konuşmadık. O takım muhabbeti yaklaşık 2,5-3 saat sürmüştü. Yo, bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Kesinlikle. Tabii ki gönülden bağlıyız da yani ilk tanışma anında takım üstünden bu kadar yürüyemeyiz yani. Çünkü bak ne dedim, birbirlerinin kıyafetlerini eleştiremezler çünkü hepsi smoking giyip gelmişler. Smoking? Smoking yani, takım elbise yani. Sen takım elbise. Ben de 26 falan belki biliyorlar. Ama şöyle, bir şey var. 26-27 falan, evet. Büyük gösteriyorsun. Ya yok bence. Böyle söyle. Hayır lütfen artık, hayır, o kadar da değil yani. Tabii ki hayır. Bacağımızı nerede gösterebiliriz ki? Bir de şöyle bir şey var. Nedir bu bacak Ayşen'in dedi ama sen ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Çok iyiydi ya. Tamam. Çok sıcak. Sıcaktan. Bir de ben çok fazla takım elbise giyen bir çocuk değilim. Yani beni boğuyor biraz. Fark etmişindir görüntüden de zaten. O zaman su verin. Gider misin? Giderim ben, alacak. Seni şu an düşünün. Alaçatı'dayız. Alaçatı konseptimiz var ve terliyoruz. Güneş, buram, buram. Yani severiz, insan severiz yani. Problem yok. Siz, Onur. Niye buradasın? Neden buradasın? Neden buradasın? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Ben modellik yapıyorum. Hmm. İyi markalarla çalıştım bu zamana kadar. Ya bu sektörün içinde bir adamım. Birçok insanla çalıştım. Bu da bir şans oldu benim için. Hı-hı. Şu an buradan oyunculuğa geçmek istiyorum. Aslında birazcık geç kaldım oyunculuk için ama yine de deminden de söylediğimiz gibi her nasip vaktin esiridir yani. Kesinlikle. Aslında yüzden, geç kalmadı. Şener Şen kaç ya, yaşında popüler oldu? Olabilir. Neden olabilir. Geç deminden onu konuş. Oyunculuğun yaşı yok. Kesinlikle öyle. Ben de modellik yaptım bu arada. İngiltere'de başlamıştım ilk. Evet. Daha sonra hosteslik yaptım Çiğdem gibi. Bir ara tekrar buradan önce tekrar döndüm ama yani modelliğin gerçekten belli bir yaşa kadar sınırı var ama oyunculuğun yok.
O yüzden bence böyle düşünüyorum. Çünkü ben de oyuncu olmak aslında istiyorum ve hiç... geç olduğunu düşünmüyorum. Modelliğin yaşı var, sen onunla karıştırdın belki. Yok hayır, karıştırma modelliğin değil. Modelliğin var çünkü. Ya tabii, tabii kesinlikle var ama ben modelliği hiçbir zaman da benimsemedim açıkçası. Yani yaşlısı modellik benim için birazcık değil. Böyle bir basamak oldu. İkinci planda mıydı? Tabii tabii, yani ben çok benimsemedim. Çünkü modelliğin bir ya yaşam tarzı olduğunu... Para kazanmak için yaptın aslında, evet. Değil mi? Çünkü bir yaşam tarzı modellik bence. O şekilde evet. Yaşıyor. Bir yaşam tarzı. Ben kesinlikle uyuşmuyordum onunla. Ama tabii ki para kazanmak adına... Allah korusun, uyuşmadığım bir işi bana kimse yaptıramaz. Asla. Her gün mesela. Eziyet gibi mümkün gelir. Mümkün değil ya. Ben mecbur olduğum bir şeyi Allah bana yaşatmasın. Bir söz var ya. Ya sen çok zor bir şey. Hiçbir zaman çalışmamak için en sevdiğin işi yapacaksın. Ben de çok zor şartlarda ama yaşadım. Ama biraz da hani... Ben de. Modellik yaptım dedim. Başka her bir şey demedim. Her zaman sevdiğiniz ben başka bir şey söylüyorum ama. Yani. Diyorum ki hani Allah sana da bana da yaşatmasın zaten. Kimse yaşatmasın. Ben öyle demiyorum ki. Sosyal medya videolarda videolar falan çekiyordum. Vine tarzı falan. Vine tarzı. İstediğin şeyime ben fark etmez. Canlı yayın falan. O zaman oyunculuk yerinde. Diyelim. Oyunculuk istiyorum zaten. Hayalimde onun için buradayım. Yani ismimi bir marka haline getirmek için buradayım. Hmm. Yani zaten tanınıyorum. Burada daha çok tanınsam da bir şey değişmeyecek. Sen şu arkadaşsın. Ben zaten fenomenim diyen arkadaşsın. Tamam. Evet. Ben sevdim açıkçası ya. Hiç böyle tartışma oldu mu? Yok, hiç tartışma yok. Hiç. Bir kaos sokma falan. Bir kaos Okan'a aldık galiba. Bir strese bağlı çocuk. O da strese oldu. Ne yaptınız çocuğa? Doğru söyleyeyim. Şey yani ama giriş şuydu yani. Girişte zaten ben bozdum. İlk önce bir laf söyledim ona. Sonra aşağı doğru indi. Yani televizyondaki repliği şey. Ne demiştin? Hani herkes fenomen olmaya geldi. Ben zaten bir fenomenim. Onu Okan mı sanıyor? Bir tanesi, biri ben demişti de... ki fenomen olmak için ha, çok yakışıklı işte, olmak gerekir. Elim şaştı, çok pardon. Elim şaştı. Böyle dönüyordum yani. Çok yakışıklı olduğunu mu videoda her çıktığında video izledim de güldüm ama yani. Sağ ol, biz de Okan'a girerken güldük. Dedik ki kardeşim yani fenomeni izliyoruz. Nasıl gülüyorsun falan deyip. Yani bir şeyler düşünüyorum. Evet. Bir şeyler düşünüyorum. Hayır, onu yani. Dile getirmek farklı. Ya aslında olan. Benim orada anlatmak istediğim şey... Bence başkasının söylemesi daha iyi bir şey. Ya ben de onu düşündüğüm için zaten. Hani o senin söylediğin şeyi ben 25 sene önce öğrendim. Hiç göstermiyorum. Ya bugün kimin yaşını küçük görsem herkes bir 30'lar kaç yaşını göstermiyorsun. 25. Evet. 25. 29. 20. 24. 23. Zaten buraya geldiğimde tanınıyordum. Burada da tanınmaya başlayacağım. Daha çok tanınacağım. Zaten yolda beni görünce fotoğraf çekiniyorlardı. Burada benim için bir artı şu olacak. İsmimi daha iyi ilerletebileceğim. İyi bir platformdayız sonuç olarak. Yani ben mesela şeyi sevmiyorum. Yarışmadan yarışmayı sevmiyorum. Aa, öyle deme. Çok gördük öyle diyenleri. İşte ben de gördüğüm için söyledim. Bundan sonra bir yarışmada gidersin. Gitmem. Öyle oluyor. Tanıyor musun beni? Beni tanıyor musun? Ben o lafları çok duyduğum için. Yaştan dolayı belki. Çok... Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni tanıyor musun? Beni tanıyor musun canım sen? Tanımak yok, yarışma, çok farklı yarışma bir şey. Gezmekse bu yarışma, burası da yarışma. Mesela gelmemen İşte ben de şunu söyledim. Yarışma çünkü burası. Ama benim. O ilk defa şu anda yarışma bir programda kendini gösterdiği için söylüyor. Bu yarışmayla zirveyi alırım sana. Buraya yazıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Katılır. İyi arkamda isimler var. Bu kanalın bir tane adada yarışması var. Gitmez misin? Nerede? Adadaki yarışmaya. Gitmem. Allah Allah. Gitmem. Her 10 kişiden 9,5'u oraya gitmek istiyor. 9,5'u. Yarımım ya, ondandır. Ben 20 yaşındayım ama daha olgun düşündüğümü düşünüyorum. Çiğdem 37 yaşında. Bana kaçacağı birçok şey olabilir. Hayat tecrübesi olabilir. Beni yanlış anladı ama. Çünkü kendimi anlatmama izin vermedi. Yarıda kesti. Ama böyle rakipleri severim. Çok iddialı. Birinci olmak için gelmiş. Sevdiğim rakip tarzı. İddialı. Ben de iddialıyım. Çok agresif. Saldırın bana lütfen. Okan, inşallah her şey istediğin gibi olur. İnşallah senin için. Genç yaşta. Çok doğdun çünkü de. Gidersin. Herkes her ama şeyi yapar. Ama sen de yine gösteriyorsun maşallah. Teşekkür ederim. Bu yarışmaya gelmiş olan herkes buraya tercih edip geliyor. Bundan sonrasında devam eder. Çünkü şartlar ve şeyler nedir bilemiyoruz. Neler gelecek, ne teklifler. O anda parası cazip gelir. Ben mantıklı söylüyorum şimdi, bence. Para cazip gelir. Bir işin olmaz belki. Ay dersin ki unutuluyorum, ben tekrar bu yarışmada bir patlayayım dersin. Bir dakika, bir şey soracağım. Popüler bir böyle bir şey. Hepsi. Taşıyamıyorum herhalde. Bunu yaşayan biri olarak. Ay, popüler para için yapacaksınız? Çok önemli bir şey soracağım. Sen için yapıyorsun. Ama para kazanmadan zaten niye yapasın? Ama üstüne de sen para alırsan, para kazanmanın nesi kötü, ben bunu anlamadım. Ben de şimdi şunu söylüyorum. Neden farklı bir yarışmada bir daha bulunayım ki? Zaten kazanıyorum.
buradan çıktıktan sonra ilerli bir şekilde, yani güzel bir şekilde ilerlemek istiyorum. Ya bak inşallah hani açısı. Gönlüne göre olur. Ben senin için iyi olmasını isterim. Teşekkür ama ederim. İnan ki katılacaksın öyle bir fırsatın olduğunu. Hayat sana o fırsatı sunuyor. Ben başka bir şey soracağım. Işte. Geçiriyor yani yapacak bir şey. Yanlış mıyım yani burada şey kesin edeceğim. Konuşmamak lazım. Ya, burası da bir yarışma. Bundan sonraki şartlarını ben bilemezsin. Kesin, ama buradan çıkıp fenomen çıkmayabilirsin. İlk haftada elenip belki çok güzel başka bir yarışmadan bir sene sonra teklif alacaksın. Bak, niye değerlendirmeyesin? İnsanların düşüncesi bu. Nasıl ilerleyeceği bu. İnşallah oyuncu olursun. Teşekkür ederim. Herkes oyuncu olmak istiyor ama çok sıyrılman lazım. Popülerliğim azalıyor diye korktun mu? Bunu yaşadın mı? Onu yaşayacak. Yaşadın mı? Sen yaşadın mı peki? Ben yaşıyorsun tabii ki de. Ya, ama hayatımız sonu... Pasif olayı var. Yani pasifleştiğini mi hissettin? Hayatımız sonu olarak görmüyorum. Ama moralin bozuldu mu? Moralin bozulmaktan ziyade mesela like sayım düşüyor. Hani ona göre. Evet, buradan anlıyorsun. Bozulmuyor, oradan anlıyorsun popülaritenin. Tamam, aktif pasif olay işte. Yani aktifken, televizyondayken insanlar seni aynı anda televizyonda ve Instagram sayfalarında gördüğünde... Şimdi siz bilmediğiniz için anlamazsınız o psikolojiyi. Birden çok like alıp... Senin sayende öğreneceğiz işte. Bu bir hostes lafıdır bu. Canım sen bilmezsin, yenisin falan. Bu olmadı. Yerim ya. Herkesi yiyorsun, niye ya sen de bitirdin ha? Kötü bir şey söylemedim, espri yaptım sadece birazcık böyle şey olsun diye. Herkes bir gün yarışacak. Artık ortama. Potansiyel yani yarışmacı dolu etraf. Yok elini yani, çarpsan eline, yani ben de onlardan biriyim. Dolayısıyla dışarıda yarışmacı kaynıyor. Niye onlar istiyor? Ama biz fenomeniz mesela. Biz fenomeniz. Fenomeniz yani hani bu bir yarışma programı değil, strateji oyunu zaten. Sen de aynı şeydir tekrar ediyoruz. Evet. Demin bir söz de aklıma geldi, sen söyledin onu. Dikkatimi çekti, beyinleri. Koç burcu olan var mı burada? Yok, Başak burcuyum ben. Sen de Başak burcuyum. Neden erkeklere sor. Lider misin? Evet. Koç burcu benim, niye sorun? Koç ve aslanla geçiyor. Sizin anlaşmamız normal yani. Ben Başak'ım mesela. Erkekle. Koç'ta zaten iyi liderlik vardır. Ben Boğa çok Başak. Seviyorum. Akrep severim. Çok iyidir Başak. Neydi? Çok temiz kalplidir, iyidir, hayat dürüsttür, severiz. Samimidir. Okancım sen? Başak mı? Başak tabii ben. Başak aynen. Mı? Bence siz bizim evimize geldiniz, biz size soru soralım. Neden? Neyin iddiasındasınız? Neyin fenomenliği kendiniz için? Hangi taraftan başlayalım? Başlayalım muhabbeten. Ben de, benden başlayalım. Yani ben oyunculuk yapıyorum. Yani oyunculukla ilgileniyorum diyelim. Nerede oynadın? İsim vermeme müsaade var mı bilmiyorum. Yani sayabileceğim çok fazla. Çocukluğumdan bu yana oynadığım çok fazla yer var. Yakın zamanda sinema filmi, tekrardan reklam filmi çektim. Yani ilgileniyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bir yandan fotoğrafçılık yapıyorum. Kova'da biraz açık sözlülük vardır, ben öyle söyleyeyim. Çünkü en yakın kız arkadaşım da benim Kova. Geçiniyor o musun? O da aynen öyle. O bana karşı oynamadığı için geçiniyor. Bak patavatsız çıkıyordu ağzından, onu geri alabilirsin. Ben hayır, patavatsız değilim çünkü. Cümlemin bitmesini beklersen belki senin üzerine belki alınman gereken bir şey yoktu yani. Ağzından patavatsız çıkıyordu. Cümlemin bitmesini beklersen... Senin... Ama patavatsız çıkıyordu ama ağzından. Ama bir dinle, cümlemin bitmesini bekle, yorum yapabilirsin. Kızlar bizim evde kalma çıkmış. Dur bir dakika, diyorum çok önemli. Diyorum ki sana, benim de bir kız arkadaşım var, Kova burcu. Evet çok iyi anlaşıyorum çünkü bana karşı oynamıyor. Fakat patavatsız biraz. Diyor. Fakat patavatsız biraz. Ben burada onu ele alıyorum. Seni değil, sen niye üzerine alındın? Kova burcuyum diyorum. Kova tamam. Burcunu örnek veriyorsun. Şimdi fakat biraz alınmayayım patavatsız mı diyorum. Sen niye üzerine alınıyorsun bu konuda? Kova burcunu örnek çok veriyor. Çok sert çıkıştı. O hasta bu. Evet. Onu parmakla göstermeden önce sizin aranızda zaten tanıtım günü bir negatif elektrik olmuştu. Hatta ay herkese sen beni tanıyor musun? Olarak söylemek durumundayım bunu Derya. Diye söylene sadece Çiğdem'le değil diğer kişilerle de sen bayağı bir negatif davranmıştın insanlara. Buraya geldiğinden beri evet, herkese böyle gülücükler doğru saçıyorsun ve fark ettin mi? Gerçek evet, yüzünü göstermiyor muyum? Stratejinin ben farkındayım. Ben her şeyi gördüm. Oradaki herkes gördü. Herkes farkında. Onun için bana burada şirin kızı oynama yani. Ben seni ekran dışında da gördüm. Bir sözü bitsin de ondan sonra. Bitti mi? Bitmedi. Tamam devam et. Şimdi bitti. Ben seni iki kere gördüm. Bir mülakatlarda birinin arkasından konuştun. Orada kıza söz hakkı da olmuştu. Kız orada yoktu. Sen hep şimdi sen konuşursan... Şimdi içeride böyle cici kız ay canım falan böyle. Gülcüm bir şey sen hep konuşursan sen hep haklı olursun zaten. Ben hep bir müsaade et. Ama bir de karşıdaki insan söz vereceğim tamam, tatlım tamam, ben. Arkadaş ben konuşmak ben istemiyorum. Daralttı bu kız beni ya. Ya. Yemin yok, ediyorum. Hayır bir şey konuşacağım. Tamam Derya sussun. Sussun da. Derya'ya da arkadaşlar ben bir konuşayım. Konuş hadi. Yani hep siz konuşacaksınız. Konuşun bana soru sormayın. Ama patinaj yapma. Bana bak, soru susuyorum. Sorma o zaman. Susuyorum. Konuş, bir şey anlat derdini, anlat bir karşı derdini tarafa bir fırsat vereceksin önce. O da açıklayacak. Sus şimdi. Bir fren.
yakından konuşmamın tek sebebi onun o an orada olmamasıdır. Olsa yine yüzüne karşı da söylerim. Bu bir. Bunlar ikisi çok farklı şeyler. İkincisine gelince ben şunu sen nereden aldın dediğimde Ahmet'ten aldım, Mehmet'ten şu alışveriş merkezinden aldım falan filan deyip sen beni oralara kadar yoruyorsan, yerini katını ikinci kat şurada burada diyorsan, sonra ben gidiyorsam tam bambaşka bir şey, Türkiye'de bayisi bile yoksa ben sana carlarım arkadaş. Amacın ne? Sen niye beni oraya kadar götürüyorsun? Ben sadece bunu konuştum. Özellikle mi yaptı diyorsun? Canım benim belki ben bir hatası var kızım. Belki yanlış tarif etti. Olabilir ya. İnsanlar hata yapar. Belki yanlış tarif etti. Bence konuşmak orada için konuşuyor Gül bugün. Bence de Gül yani. Konuşmak için geldi. Konuşuyor yani. Tamam ben burada da ayrıca bir dakika Okan'cım. Her şeye cevap vermem gerekiyor. Bir şey sen benimle. Sen ortada oldun mu? Canlı ciğer. Bir şey söylüyor mu Çiğdem? Benimle alakalı bir şey söylüyorsanız cevabını da ben alıp ondan sonra biraz önceki söylediğiniz şeyi de es geçemeyeceğim. Ben gördüğümü değerlendiririm, duyduğumu değil. Seni de es geçemeyeceğim. Ben senin ben buraya gelip senin hakkında bir şey söylemiyorum. Ben buraya gelip herkese gülüyormuşum, bir şey mi yapıyormuşum? Ben sana bir şey yaptım mı? Sana bir şey yaptım. Onları niye karıştırıyorsun ki şimdi daha? Şimdi tanıştım bu da. Hani diyorsun ya biraz önce dedin. Ah tribüne oynama der ya. Biraz önce kendin söyledin. Bana diyorsun ki sen diyorsun böyle değildin. Ben de onlara soruyorum. Ben size ne yaptım da sen bu lafı söyleme hakkında bulunuyorsun. Biz seninle bir şey söylemek istiyorum. Bir zaman geçirdik yalnız. Bir şey söylemek istiyorum. Seninle zaman geçirdik. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İlk gün diyen çiçek getiren dostluktan bahseden evet. Arkadaşımız. Bir şey söyleyeceğim. Sakin olun. Sen de öyle ama biraz. Ama beni zan altında böyle güler bir şey söyleyip ben sinirli bir insanım ama susabiliyorum. Farkında mısın? Güler yüzlüsün diyorsun. Ben evde de gülüyordum. Ben burada oynuyormuşum gibi ben böyle ortaya atıp kelime kullanmayın. Ben ona karşıyım. Derya sizi iyi tanıyorum. Ya niye kavga ediyorsunuz? Önce bir kendinizi anlatsanız. Yok ya kavga öyle değil. Arkadaşlar beni böyle ayrı kavga etmek ayrı. Tamam, böyle sinirle düşünmek ayrı. Ya tartışma olur. Normal de bir çözsün yani. Gerek yok. Ben derin ya da seni yükseltirecek. Burada ağır mısınız ya? Ay sizi dinlemek zorunda değiliz. Lütfen. Ben sizi eleştirecek bir şey söyledim mi burada? Yani dinlenmenin de bir adabı usulü vardır. Güzel konuşun, güzel güzel dinlenin. Siz şeye dönüştürdünüz. İşte biz zaten onu konuşuyorduk. Karşılıklı böyle ama güzel konuşmayı camdan cama oluyor ya, ona dönüştürdünüz yani. Şu anda. Burada farklı, aman herkes de farklı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sizi de çok sıkmak istemiyorum ama gerçekten küçücük yok, bir şey söyleyeyim. Yok ama çözüm bu işi yani. Böyle bir yanlış anlaşılma. Ama söylemek istiyorum. Olarak. Senin tanıtımdaki hallerinle evdeki hallerin arasında biri Beylikdüzü'nde, biri Suadiye'de. Bir gün hasta olabilirim, anladın? Bir gün normal olabilirim. O yüzden ben de bugün hasta. Bu kadar. Bitti. Bunu farklı ama karakter çatışması gibiydi. Aa tanıtıma kadar niye biri gittin? Anya, biri eleştirip Konya konuşacak oldu. Bir malzemen yoksa kadar. Konuşmak için konuşma arkadaş. Botoks var mı? Botoks en sevdiği, kadının en sevdiği soru. Yani bir bayana sorulur mu o ya? Var tabii ki değil mi? Estetik, estetik seviyor musunuz diye sor. Botoks farklı, şey farklı. Ne var, dolgun mu var? Botoks için yaşım çok... Yok ne var, uzakta dolgun, doldurma mı var? Doldurma var değil mi uzakta? Üst taraf mı, fazla mı, fazla mı dolmuş biraz? Kadının hassasiyetidir o. Sormayın bence. Hayır ben bir şey merak ettim. Güzel ve ona bakıyor. Hayır bir şey merak ettim. Ya da çirkin. Dur sözünü keseceğim. Diyemez de. Normalde doldurdum. Bir kadın ağabey taraf... işte şuran estetik mi? Mi? Şunun öyle yapmama. Şey mi oldu? Hani, o çocuk yani, dünya mesela, yakışıklısı doldurdun olsun. İndi mi birazcık? Dünyanın en iyi insanı aha. Olsun. Böyle bir ters. Açık sözlü olduğum için... Açık sözlülükle değil işte. Lafım bölmezsen sevinirim. Biz bayanlar olarak kendi aramızda bile böyle şeyleri döndürmezken bir erkeğin hani ilk tanışmada buranmayı... İşte yapılı ya da saçların boya. Bana bunu sorma. Bunu görüyorsun. Çünkü sen de daha demin kibar olmadın. Çünkü çok kaba konuştuğun için. Kaba konuşmuyorum. Bunu söyledim. Çok kaba konuşuyorsun. Kaba konuş. Söylediğim bence bir şeyde hiç haksız görmüyorum. Yaşına göre hiç hoş kendimi. Değil mi konuştuğun için? Niye yaşıma göre? Sen de yaşına göre davran. Yaşıma göre davranıyorum. Hani büyüktün. Düşün seninle konuşuyorum yaşıma göre. Hani büyüktün. Düşün seninle konuşuyorum diyorum. Kardeşliğini bir kardeşimsin. Otur oturduğun yerde. Seninle konuşuyorum diyorum. Oturuyorum zaten. Otur. Oturacaksın öyle. Kalkamazsın. Bir şey soracağım da niye gerildiniz? Abi çok geriliyor çok. Bana sağ ol, ben bence gün konuşayım. Madem yaş saygılı ol. En çok beni seveceksin. Sevdim bile. En çok beni seveceksin çocuk. 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 Ne çocuk ne çocuk? Doğursam senin kadar çocuğum olurdu. Niye doğurmadın? Bak şimdi hadi soruya bakalım. Bak al vur niye aşağı. Doğurmadın? Otur oturdum. Bir dakika ben siz kavga etmeyin ya bir dakika. Ben doğursam dedim. Doğursam. Efendim, bir şey olabilirim. Çocuk dedim. Şey, savunmanız geldi. Lazım beni. Buyurun. Buyurun. Tokacı biz bugün, girme bu muhabbetleri. Bugün, gerek yok.
Gerçekten Çiğdem rahatsız. Bak ben bile zorlamıyorum. Rahatsız demeyin arkadaşlar. Deli muamelesi gibi görüyorum. Yani rahatsızım tamam ama Şenem de çalışıyorsa cevap vereceksiniz. Çok, hayır çok tatlı zaten. Hasta olan insan daha susar. Ben susamıyorum. Konuşması çok düzeyli. Tebrik ederim. Her sevdiğim için söyledim gerçekten. Seveceksin Isınım beni. Zaten. Çünkü sana bir haksızlık olsa ben olacağım senin yanında. Tamam. Emin ol. Teşekkür ederim. Herkes için geçerli. Ben böyle haksızlığa şimdi... zaten kimse gelemez. Bir şey söyleyeceğim. Daha çok ısındım. Bak daha sevdi beni. Bak bir oyu aldın orada. Kimden? İdem'den. Önce döver sonra oy verir. Bir oyu aldın orada. Var mı kafanızda böyle bir şeyler? Hani ne yapacaksınız şimdi lütfen burada? Lütfen bana böyle strateji uyguladığınızı belli etmeyin. Hayır, bir şey uygulamıyoruz. Merak var ya strateji oyunu ya bu mesela. Ben strateji ne demek onu bile bilmiyorum yani. Öyle ben bir şey sakın bana onlarla gelmeyin. Bu kadar da ya değil yani. Ne yapacaksınız? Biz de bir mesela bilmiyoruz şu an. Bilmem. Ben böyleyim. Beni seviyorsan seversin, sevmiyorsan yalla. Ama bak yemin ediyorum sana hiçbir... Çiğdem'e karşı mı? Hayır. Çiğdem'e karşı hiçbir stratejim olamaz. Ben hiçbir şey düşünmeden geldim. Bile hiçbir stratejinin içerisinde... Nasıl strateji diyorum aslında bunu söyleyeyim. Ne dedi? Ben seninle baş edemem abi. Ne dedi Derya? Ben seninle baş edemem, benimle uğraşma. Ya şöyle bir şey var. Ne demek olduğunu gerçekten... Şimdi yarışmacı psikolojisi çok farklı bir şey. Tabii ki de birbirimize ama şu anda daha yarışmayı hissetmedik biz. Ama şu an ben yarışmayı... Ben şu an böyle normal bir arkadaşımın evinde oturuyormuş gibi hissediyorum. Ya. Rahatsın yani. Misafirliğe gelmişim. Evet, neden size garip? Yok, ben başıma gelecekleri düşünüyorum mesela. Ne gelecek başına mesela? Ne olabilir diye. Tabii hepimiz düşünüyoruz. Böyle geçmeyecek çünkü çok yorucu olacak biliyorum. Stratejiler olacak. Haksızlığa uğrayacağız. Sen uğrayacaksın, ben uğrayacağım. İstemediğim biri elenecek, üzüleceksin. Yani bu yarışma böyle güllük gülistanlık değil. Ben onları düşünüyorum şimdi. Evet, ben hayatı hep böyle şeyden sonunu düşünerek... Kızlar evinde, lafım kesmedim. Başlıyorum. Yok canım. Kızlar evinde getirdiğim çiçeklerin, giydiğim elbisenin kanatlı olmasının dahi bir strateji olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Böyle olmadığını söylediğim halde bir türlü inanmıyorlar. O yüzden artık strateji konusunda gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ama bu karşı tarafı düşünmek... İnanın ki içimden geldi o çiçekleri getirmek. Yani buradaki tartışmalar bir yana dedim kendi kendime. Dünyada bir sürü yani ülkemizde birçok şey oluyor. Hani duyarsız kalmak istemedim en azından ilk günün hatırına. Tabii ki birbirleriyle sürtüşmeler vesaire olacaktır. Her yerde, farklı karakterlerin olduğu her yerde olur bu. Ama strateji gibi düşünmedim açıkçası bunu. Fenomen, oh, fenomen. Sevgili yarışmacılar tekrar merhaba. İlk karşılaşma, ilk izlenimler önemli tabii ki. İlk karşılaşmadaki sohbetinizde biraz coşkulu geçti gibi görünüyor. Bugünlük bu kadar yeterli herhalde tanışanlar için söylüyorum. Yeterince kavga ettik. Şimdi, Çiğdem, Gül ve Derya evinize döner misiniz lütfen? Çok memnun oldum. Bir dakika. Teşekkürler. Herkese tanıştım mı? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Hiç yorulmasaydın sen. Şimdi biz hallederdik ya, misafirsiniz. Şey mutlaka yıkar giderim. Biz geldiğimiz... Tamam. Elim ıslak. Öpüyorum sizi, daha çok görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Dedikodu yapmayın. Dedikodu tamam. Niye yapalım biz? Ara sıra yemeğe davet edin. Tamam, merak etmeyin. Bir şey söyleyeyim atlattık. Mi? Efsane terledim. Arada kaldık, resmen gidiyorduk yani. Ama böyle aralarında gerçekten çok ciddi bir en fenası Çiğdem. Ya Çiğdem eğer, ama niye biliyor musun? Her gün böyle hasta olacaksa ayva yedik, ben size söyleyeyim. Çok ciddi bir problem ne var. Ne konuştuğunu biliyor. Ne konuştuğunu biliyor. Çok ciddi bir problem var aralarında. Evet. Ben biraz detaycıyım ve her şeyi öğrenmeyi seviyorum merak ettiğim konularda. Tabii canım, o kick bas nereye koyman gerekiyor, yani ipi yerler falan. Yani öyle bize mesela parti işleri geliyor. Ayşenur'a da öyle. Hı-hı. İşte partide kabinde oluyorsun. Hoş geldin. Gidiyor. Kestik. İlgilenin kim? Hayır, bir şey oluyor. Naps? Cipsimizi unutmayalım diyor. Televizyonumuzu görelim. Aa. Benim oturduğum yerde payetlerim dökülmüş. Teşekkürler. Sevgili yarışmacılar tekrar merhaba. Merhaba. Gördüğüm kadarıyla gayet keyifli bir sohbet devam ediyor. Evet. Ancak bugünlük süreniz doldu. İlk izlenimler elbette ki çok önemli. Unutmamak lazım. Lazım olabilir, belli mi olur? Şimdi beylerden rica ediyorum. Serbay, Muhammed ve Osman lütfen kendi evinize geri döner misiniz lütfen? Tamam. Arkadaşlar çok memnun oldum. O zaman memnun oldum. Gelip selamlayıp gidiyoruz. Ben memnun oldum. Sağ ol. Ben de. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Çok. Ben de. Hop. Genel şey. Son kaldığım zaman genel şey oluyor. Görüşürüz. Hoşçakalın. Memnun oldum. Tamam.
Buyurun Muhammed Bey. Teşekkürler efendim. Her tarafa tüy döküyorum. Sen tüy döküyorsun, ben payet döküyorum. Bakar mısın? Çok konuşurum ama yerinde. Hala söylüyor ya, utanmıyor, özür de dilemiyor. Ben sizin hakkınızda konuşuklarını da burada söyleyeyim. Bak, patavatsızlık ve dobralık arasında ince bir çizgi var. Sen patavatsızlık tarafında ağır basıyorsun. Ben sana orada ironi yaptım. Kardeşimsin, tamam. Otur orada sen dedim. Biz burada dedikodu yapıyorduk ki basıldık baktık. Yani biz çocuklar iki tanesi evde dominant yapıda, evet, böyle karakter. Dominant dediğin böyle ne dedi mesela? Emir. Emir yok, hayır. Emir yok, kibar. Gayet kibar. Lafını geçirebilen emir var işte. Ama yani şu, yani nasıl anlatmak ya, doğru olur? Yani lafını ki, sözünü benim dediğim gibi böyle. Ha, onu da onu daha çok öyle senin ama, yanındaki. Aynen, diğeri daha çok mi? Konuşkan. Mesela ben konuşsun, sohbet etmeyi severim ama ben de konuşuyorum. İkimiz de konuşursak benim başım şişer. Biraz daha sessiz mesela. Çiğdem ya. Kendi ön plana atmaya başladım. Çok ön plan. Yani. Sanki orada editör adı. Kerim mi? O zaman çok tartışılır. Olabilir ama siz de beni değerlendirin. Ama o normal. Onu bize uyarıyorlar. Hayır. Şimdi yani benim dediğim mesela. Ben senin ne demek istediğini anladım. Doğru. Bence. Bak, Onur biraz daha suskun biti. O daha sakin. Evet. Daha böyle şey. Ay, kızlar bahçeye çıkalım mı bence? Sıcaktan üstümüze üstümüze geliyor zaten. Ortamda bir sıcak. Beyler ne yaptınız? Vay. Gelin. Arkadaşlar şu bahçeye çıkalım bir konuşalım. Abi, ya buradalar mı diye korktum bir an yani. Abi gelin, çok ciddi kavga çıktı burada. Bir şey söyleyeceğim. Burada, burada kavga çıktı. Bu adam. Renginiz atmış. Gelin. Biz sizi bekliyorduk ya. Bizimki güzeldi. Gelin bir durum konuşalım. Ama şöyle söyleyeyim. Kerim kravatı ama... Ben söyledim, kavga çıktı. Ne yaptın kulaklar mı lan? Birini dönmek güzel ama. Şimdi oturalım, ben şu bahçeyi bu istiyorum. Bu ev daha mı güzel? Bu ev daha güzel. Vallahi. Yok abi, ben dürüst konuşmak gerekirse yeter, onların mutfaktan ya baktığım zaman renkler çok güzel. Ha. Böyle yani gidince giderseniz... Abi, biraz cıvıl cıvıl olacak. Abi yani cıvıl cıvıl, renk mavi var ya. Evet beyler, önce siz dinleyin. Gene yiyorsun yani. Abi ne yapayım? Çok, şimdi burada kavga çıktı. Siz bir anlatın, sonra biz anlatalım. Ya abi adam biz evde... Ne oldu orada? Nasıldı? Tipler kavga ettiler mi? Yok, kavga yok. Biz gayet mutlu bir şekilde... Kim vardı orada kızlar? Ayşenur vardı, Özlem vardı, Simay vardı. Üçümüzdük. Ayşenur, Özlem, Simay. Üçümüzdük. Yani uyumlulardı öyle mi? Ya çok uyumluyduk. Biz abi, hani... düze mi denk geldi? Biz Allah hani Allah. Çok güzel sohbet ettik. Allah Allah. Aynen. Biz de memnunduk. Çok kaliteli sohbet ettik. Yani Osman oğlum gene konuşmadı falan. Yani gene bir... kendini anlatmadı. Ya sizde böyle geçti. Ben sizde kavga oldu zannettim. Yok, bizde ne oldu biliyor biz musunuz? Biz gelmeyi düşünmüyorduk aslında da. Bizde geldiler. Derya, Çiğdem birbirine girdi. Niye? Yok, ondan sonra Derya, Gül birbirine girdi. Sonra Gül, Çiğdem hafif bir gerginlik yaşadı. Sonra girdi Çiğdem... Derya sonra Okan'la biraz tartışma yaşadı. Çiğdem'le ben ve Çiğdem'le Okan ve Onur gerildi. Biz de... Peki neden tartışma çıkıyor abi? Biz de abi bir yerde bak bir tane tartışma... Abi baksana tiplere zaten, gömlek memlek açılmış. Okancı mı oldu zaten? Okan Okancı mı oldu? Yerim. Böyle bağır falan açılmış bir mevzu Gül çıkmış var gibi. Otur. Boyayacağım gene nasıl buraya, iyi yazık. Ben sevdim aslında. Aynen. Ya herkes iyi. Hepimiz iyiyiz. Kim kötü ki? Şimdi böyle kardeşim, abi takılan çocuklar... Ben öyle çocukları pek sevmem. İtici buluyorum aslında. Erkekler daha az kavga ediyor değil mi? Yarışmalar. Ben onu demek istiyorum. Mesela benim erkek arkadaşım... Benim erkek arkadaşım da yanlışlıkla yarışmalar falan. Bize de öyle dediler. Benim de böyle hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum. Neden adıyla hitap etmek varken ya da arkadaşım demek varken... Kardeşim ne haber, kanka ne haber falan... O bana hoş gelmiyor, anladın kızlar mı? aşkım derse çocuklar öyle der. Aşkım. Her gördüğünü aşkım. Siz de aşkım demeyin o zaman. Kızlar. Allah'ım, dört mevsim yaşıyorum. Bir ateşleniyorum bir. Oh. Ayağa kalkınca iyi olursun çünkü oturunca değil mi? Hanımlar tekrar merhaba. Birkaç iyi adamla tanıştınız ama henüz karşılaşmadıklarınız var. Onlarla da tanışmak üzere şimdi sizleri tekrar erkek evine gönderiyorum. Hepimiz mi? Hepimiz mi? Başını anlamadık çünkü biz duyamadık. Biz hiçbir şey duymadık. Öykü Hanım başını duyamadık biz.
konuşmanız. Hmm. Kimler erkek evine ses gidiyor? Ses gelmedi. Okan'ın biz duyuyor mu? Hayır tabii ki. Çiğdem, Gül ve Derya. Okey. Erkekler evine mi? Erkekler evine mi gidiyoruz? Tamam biz aa gidiyoruz. Evet erkekler evine gideceksiniz. Hadi yerle. Kızlar gidin artık. Beyler tekrar merhaba. Merhaba. Geride kalan güzel hanımlarla tanışma zamanı. Bunun için Onur, Okan ve Kerim. Kızlar elimine lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi merak ettiğimiz soruların cevabını bulacağız. Evet. Beni sakinleştirin. Ne anlattın? Onu yanlış yerden yemin. Tutun bu çocuğu. Hepsi yalan mıydı? Bir şeyler getirsek mi? Abi dediğim bir şeyler hazırlayalım. Bir şey mi götürsek acaba? Dediğimi unutmayın ama yani. Ne yapacağız? Bir şey mi götürsek acaba? Kendimizi götürelim. Su yok dedi Muhammed. Su mu götürsek? Merhaba Serbay. Ne kadar centilmensin böyle bizim merdivenlerde gün. Merhaba. Karşılıyorsun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba. Muhammed. Merhaba. Merhaba Gül ben. Kolay gelsin. Merhaba Gül. Hoş bulduk. Meyve hazırlıyorduk size ama yarım kaldı. Süper ya. O zaman ben bir iki dakika geliyorum. Böyle. Erkeklerin evi bize nazaran biraz daha küçük. Daha böyle biraz daha böyle onlarınki biraz kasvet gibi geldi. Spor gibi, kasvetli gibi. Yani bizim ev güzel. Misafirlerimiz var. Selam. Çok şık. 6 bardak bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bizim ev mi dahildi? Çok şık. Tabii ki de bizim ev. Çok şık. O kadar laf attılar ki bu eve hiç alakası yok. Merhaba. Evet hakikaten. Okan ben. Memnun oldum. Ne varmış evde? Merhaba. Selam merhaba. Ayşenur. Merhaba. Merhaba Kerim. Ayşenur. Memnun oldum Kerim. Ayşenur. Merhaba Özlem. Evde su yok dediler. Su getirdik. Hizmet yok dediler. Muhammed su yok dedi. Su getirdik. Muhammed dedi ki kesinlikle hizmet etmiyorlar, servisi su vermiyorlar. Suyunuzla gidin dediler. Evet bize suyumuzla geldik o nedenle. Bir kere ben su verdim yalan söylemiştim. Bir kere biz oturuyorlar, alırız çok dedi güzel Muhammed. Muhabbet ediyorlar dedi. Yani kısaca çok bir şey muhabbet söyleyeceğim. Ederler. Şu anda meyve tabağı biz hazırlayıp onlara gönderiyoruz. Evet. Ama biz self servis çalışıyorduk az önce. Aynen. Bize ne yaptınız? Şu anda ayaktayız ama. Oturabilirsiniz. Bence nereye oturalım? Bir gezdirseniz bize evi. Bir şey söyleyeceğim. Eve o kadar laf attılar ki bence çok güzel. Ama burası daha sıcakmış cidden. Hayır burası sıcak ama kış belçemiz soğuk. Ne kadar iyisiniz. Hmm. Evi sen ayran dökmüş çocuklar. Suyla geldi buraya. Sizinkini merak ediyoruz. O iddialı yakışıklı kim? Aha. Burada saklanıyor galiba. İddialı yakışıklı Osman. Göremiyorum. O gelecek birazdan. Göremedim. Yemeğe gitmiş. Allah Allah. Şu şey ben çok yakışıklı. Ne? Fenomen olmak için çok yakışıklı olmak gereken mi yani? Ne bak ya. Kulise var. Kendisi cevap ver. Allah kahretmesin yine mükemmelim. Sen nasılsın? Bugün teşekkür yine çok yakışıklıyım. Birazcık. Ha, laf yiyeyim onu. Derya. Sen orada. Yok ya. Biz gene bileğlenip geldik. Güzel güzel. Tamam ben bu sefer güzel geçsin. Evet. Bizde sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Benim merak ettiniz. Sen yok zaten lan? Biz diğer yerinde de sorun yaşamadık biz aramızda çok işte. Kısal şeyler. Nasıl diğer arkadaşlar? Merhaba. Merhaba. Mi? Gayet iyi. Demin beni göremedin de. Zaten genel olarak bu nasıl bir egodur arkadaş? Yo bizim yani öyle olması gerekiyordu öyle. Öyle olması gerekiyor. Başkası söylese hani bu fiziksel bir şey ya. O bütün mütevaziliktir ya. Hı-hı. Hani farklı bir özelliğini söylesen hani ben şöyle yürekliyim ya da ya o an şöyleyim vesaire şöyle gerekti. Sahiplenirim ya da işte şöyle durumda şöyle yaparım o bir özelliktir. Ama yakışıklılık Allah vergisi. Doğrudur. Bununla övünmek tabii ki şükretmek lazım. Tamam. Ama bunu sen yerine biz söylemeliyiz. Bugünkü ya da arkadaşlar ders saatimiz söylemeli. Ve konumuz bu herhalde. Değil mi? Evi ben de beğendim de. Ben burada gerilim çıkacak gibi. İsimlerine hiç bakmadım. İsimleri. Ben de bilmiyorum abi. Oh. İsimler önemli değil. Masaya koyalım. Bir tartışalım. Çok da isimlere takılmayın. Şimdi sağlıklı şey beslenip beslenmediklerini öğrenip ona göre vermeniz meyve gerek. Meyve tabağı. Meyve. Alevli yapıyor. Hepsini yedik. Pardon. Mersi. Fazla verdik. Bizim evde biraz önce Çiğdem, Gül,
ve Derya gelince ufak bir gerilim oldu bizde. Hafif evet. bir gerilim yaşadık. Biz de yaşadık, onlar da kendi aralarında yaşadı. Sizin durum nedir? Böyle bir gerilim var mı? Biz onu bir öğrenelim önce. Biz çok keyifli vakit geçirdik aslında ama bu anlamsız tepkiye bir şey ikram etmiyorlar biraz. Ya o işin şakasıydı yani hani... Ya işin şakası değil, gayet yani de şakasıydı ama ikram etmemişsiniz. Neydi sizin isimler? Simay. Simay. Ayşenur. O yüzden. Simay kapatmış gözükmesin diye. Evet. Ya tanıtım filmi de izledim herkesi ben. Ayşenur strateji benim işim diyor. Evet. Zaten oyunlar oynuyormuş. Tabii o, hepsini öğrendik biz. Hı. Muhammed Sana anlattı. Strateji oyunları biliyorum. Okan fenomenmiş Sabah ama kendisini tanımıyoruz. Öyle mi? Tanınmayan bir Keşke fenomen. Keşke araştırsaydım biraz. Bence 50 bin takipçisi tanınman gerekiyor 55. zaten fenomen. 55 bin takipçisi olan tam bahsetmişlerdi. Beğeni daha önemli. Instagram'da benim takipçimi söyledi ama araştırmadığını söyledi. Araştırmış ki takipçi sayımı biliyor. Like'larının rakamını öğrenebilir miyim o zaman? Evet 10 bin şu an. Tamam ben de wow. 100 bin falan sanmıştım. Hı-hı. Böyle bir 10 i̇nşallah, bin. İnşallah olur o da. 5 bin 100 bin. İnşallah yani, olur. Yani 500 bin takipçim olacağını, 2 bin like'ım olacağını, 50 bin takipçim olsun. 500 bin takipçisi olup 2 bin like'ı olan kim vardır ki yani? Bilmiyorum ben ortaya attım kim attı. Sana söylesin. Yalnız benim 600 bin takipçim var. Öyle mi? Aa pardon. Çok pardon. Üzgünüm. Pardon. Ve like'larım da 25 bin, o en düşüğü 15 bin. Keşke sıfırdan başlasaydın, direkt internette tanınmasaydın, televizyonda tanınmasaydın. İnternette tanınsaydın. Ne fenomeni sen? İnternet. Sen kurduğun cümlenin evet. sen anlamını kendin anlayabildin mi? Anlayabiliyorum. Ekranı açtıklarında onun yaka kartı takması gerek. Ama onun adının yazması gerek çünkü onu kimse tanımıyor. Ama ben bu yaka kartını takmasam da olur, beni bütün Türkiye tanıyor. Ve çok seviyor. O yüzden aslında Okan ve buradaki birçok kişi benim için rakip olamaz. Televizyonu tanımak başka. Burada da başladı. İnternet tanımak başka. Okan'la tartışmış sanırım. Kızlar geldiğinde de anlattı. Evet. Dinlemeyeyim Okan mi ya bu çocuksun? Evet. Bir dakika ben bir şey merak ediyorum. Yok aslında değilim. Kızlar bizim için ne anlattı? Okan'ı biraz duydum. İki dominant, bir tane normal. Ay çok sıcak. Biri olduğunu söylediler. İki tane dominant kişi olanlar sanırım Kerim ve Onur. Ya sanırım değil mi? Okan. Ben... Çünkü Çiğdem Okan dedi galiba. Yok. Ya Okan bence Okan değil. Yanlış bence sadece dominant görünmeye çalışıyor. Çok sessiz dediler. Okan'ı çok sevgi sadece. Hayır erkekler çok Siyan sessiz dediler. Hayır erkekler. Ben dedim ki bu kadar sesli olmalı imkansız. Tartışmaya çalışmıyorum. Sadece tanımaya çalışıyorum. Biraz daha agresif olabilirim. Sadece tanımak için bunlar. Buraya geçelim isterseniz. Kış bahçenize mi? Bir tabak mı? Yaza geçelim. Aynısını ben de söylemiştim. Evet, benden birini gibi. Yakaladım. Bizim eve gittiniz nasıl? Çekelim meyvelerimizi evet, de bahçede alalım. Ya. Size şöyle yakın bir alalım. Kivi uğraşamadım. Çünkü vakit yok. Çok erken geldiniz. Şöyle ne yapsaydık? Böyle oturun. Böyle oturun. Karşılıklı. Biraz yarım yamalak oldu ama olsun. Böyle ikiye ayrıldık bu erkekler. Evet, haremlik selamı falan araya bir çizgi çekelim lütfen. İlk gün çok kibarsınız. Yani yapmaya çalıştık ama çok oldu o kadar. Su ister misiniz? Getireyim mi? Bir anda bu kadar gerçekten. Oldu. Aynen bu kadar. Çok hızlı geldi. Biz sizi onu bile verememişiz. Biz sizin evinizde de kendimizi izledik. Bizim kızlar cool biraz. Şey orada suyumuzu gene kendimiz aldık. Marjinal onlar. Olsun. Biri de zengin kızı ne yapacaksın? Siz neler yapıyorsunuz? Biz halktan. Yani şimdi böyle bir... Sizden başlayalım sonra gidelim. Biz de sizi tanıyalım. Yani. Tabii. Sonra biz tanırsınız. Adım Çiğdem Çelik. Bursa'da doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 9-10 sene kadar da kabin memurluğu yaptım. Özel bir havayolu şirketinde. 37 yaşındayım. 3 yıldır yapıyorum. Hiç göstermiyoruz. Ya, böyle bir söyleyelim yani gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Hepiniz yaşlarından önce şaşırıyoruz gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Amacım burada oyunculuk ve sunuculuk. Bunun için geldim. O da öyle bir şey. Tabii. Güzel Çiğdem Hanım. Biz de seni tanıyalım Muhammed. Ya sıralı mı gidiyoruz? Biz erkek bir bayan mantığı. Yani topu ben girdim gene. İyi ben başladım o zaman. İzmir doğumluyum. Şaşkın bir durum oldu. Değil mi? Böyle hiç alışık olmadım. Niye böyle bir şey yaptım? Anlatacağız. Bunun esprisini az sonra anlatacağız. Arkadaşımız anlatsın. Ben de belli bir dönem futbol oynadım. Bu arada yakışıklısın. Hepiniz yakışıklı insanlarsınız. Ya, yani o ayrı bir şey. Biz onu parantez içinde söyledik makarasını sadece. Makarasını ben anlayabiliyorum merak etmeyin. O yüzden. Yoksa şimdi ablam... göz var, nizam var. Herkes güzel burada. Çirkin teşekkür kimse ediyorsun. Yok. Sen Ayşenur ne yapıyorsun? Sağlıksız besleniyorum. Başka? Onun dışında? Onun dışında. Ben moda ile ilgileniyorum ve moda ile ilgili şeyler yapıyorum. Birçok şeyle ilgileniyorum.
müzikle uğraşıyorum, DJ'lik yapıyorum. DJ'liğe bu olaydan sonra mı başladın, takipçi olduktan sonra mı başladın? Hayır, öncesinde eğitimim vardı. Sonra başlamak istedim. Zaten çok istediğim bir şeydi çünkü çok hoşuma gidiyordu eğlence mekanlarına gittiğim yerlerde. Hoşuma giden müzik yapmak güzel bir şey. Mixlemek, devam. Senin mixlediğin şeyleri birilerinin dinleyip coşması, eğlenmesi gerçekten güzel bir devam şey. Devam etmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Burada korunması gereken bir şey varsa, ben onu korumam gerekiyorsa ya da seni, hiç önemli değil, seni korurum. Yani benim ön planda olmam önemli değil çünkü hak var orada. Sen haklıysan seni haklı buluyorum. Adaleti sağlarım. Kesinlikle. İşin en zor kısmı da zaten burası. Kendi karakteriyle aynı bir karakterde çatışması yani. Hani ben de öyle olduğum için bazen çatışıyoruz mesela. Ama bizim evde bu olmayacak. Çünkü kadınlar birbiriyle rakiptir her zaman için. Yani. Her zaman bu böyledir. Bu değişmez. Biz ben daha bizim o moda giremedik. Dostluk, ama siz erkeksiniz, biz kadınız. Belli olmaz ya. Bizim tartışmalarımız daha sonradan olabilir de ama şu an modda değil. Ama bizim ciğirtı. Anladın mı? Böyle cır cır. Yani sizinki sağlam olur. Bizimkisi mahalle kavgası. Şimdi onlarda aksiyon fazlaydı. Aksiyon, evet. Aksiyon vardı orada. Devamlı vardı, hareketli bir ortam vardı. Siz de çok sakinsiniz. Kendi geldi ya. Yani. Sonuç ilerle gelir. Derya ile kavga etsin. Derya ile Gül birbirine girdi. Neden? Birine Derya yalancı mı demiş, ne olmuş? Kerim dedikodu işte, yapıyorsun şu an. Gül de. Yok, ben merak etmiyorum. Olayı anlatıyorum ya. Derya durmadan bana soruyor. Öyle kim bacağına kolda tansürmek istedi? Siz misiniz onlar? Dedikodu değil de durumu... Erkeklerden biri bacağına fondöten sürmek istemiş. Yok artık. Bacağına fondöten mi sürmek istemiş? Ben de yüzüne sürmek istemiş. Ayşenur da yanlış anladı. Erkeklerden biri bacağına fondöten herkes mi? Tam beni karıştırdın herhalde başka biriyle. Kim bu o? Yanlış anlamam mümkün mü? Bacakla kafa arasında hiç çok öyle bir muhabbet olmadı kimseyle ya. Fark var ya. Yani. Biri isim. Ben duyduğum şeyden eminim. Bence Okan sürmüş. Koysun bacağını masaya. Bak. Buradan gözüküyor zaten. Nereden çıktıysa. Nasıl pardon bize... yani diyor ki yüzüne sürmek istemiştir, Ayşenur öyle anlamıştır. Fondöten ya duymuşsundur, ben... aklından bacak geçiyordur. Aslında ya yüzde sürülen şey... Ya pardon, sen benim neyi anlasa anlayacağım nereden bilebilirsin? Sen çünkü öyle söyledin içeride. Tamam da ben bir şeyi nasıl duyduysam öyle aktarıyorum. Hiç yanılamıyorsun. Ben yanılmam. Hiç asla yanılmasın. Niye yanılayım? Bilmediğim bir şeyle ilgili emin konuşmam ki ben yani. Beni tanımıyorsun. Ama bu yanlış bir düşünce. Misafirlerimiz var, onlar gidip bir şey edersin. Benim hoşuma gitmeyen zamanlar mı var? Hiçbir şey bilmiyormuş. Yok, biz böyle seviyoruz. Demedim yalnız. Yanlış duymuş olabilirsin. Neden ben yanlış duymuşumdur? Olabilir abi, insansın sen, hiç yanlış yapamazsın. Ben yanlış duyacağım şeyi aktarmam zaten. Ben emin olabilir diyorum zaten. Bunu neden söylüyorsun peki? Hoşuna gittiği için mi? Benim için olamaz. Olabilir. Hayır, bir şey. Fenomenal. Ay, yeme artık yeter. Ben bir giderken de bir yiyeyim bari. Dilin sesini duydunuz. Ben buradan kesinlikle çıkamıyorum. Keşke direkt buraya otursaydık. Sevgili yarışmacılar, sohbet yavaş yavaş derinleşiyor ama herkes birbirini tanıdığına göre artık evlerinize dönme vakti. Hey, gidiyorsunuz. Arkadaşlar, memnun oldum. Okan. Ben de. Memnun oldum Kerim. Tanışma memnun oldum. Memnun oldum Umur. Görüşürüz. Burada geçireyim dedim sizi. Evet, görüşmek üzere. Tanışma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Memnun oldum, görüşürüz. Memnun oldum ben de. Azıcık dedikodumuzu yapalım. Tabii yapalım. Değil mi? Aslında şurada iki dakika otursak da bizim evimizde mi yapsanız? Erkek adam dedikodu yapmaz, sözüne sağlık. Arkadan konuşmaz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler her şey için. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ama efendim öyle miyiz? Hiç değilimdir aslında. Çok memnun oldum. Beyler, orada da bir gerginlik yaşadık. Bir şey orada söyleyeyim. Da bir gerginlik yaşadık. Sorun bizdeymiş. Şey orada da bir gerginlik yaşadık. Senden zaten bayağı bir isyan ettiler. Kanka kulaklarını çekelim diyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Hayır abi, sorun bizde hayır. Değil. O kızlar çok stratejik. Bir şey... Gülistanlık mıydı burası? Hayır, bir şey söyleyeyim. Aynen, biz burada gene kahkaha attık abi. Konuşulman çok güzel bir şey. Aynen öyle. Gelin, anlatacaklarımız var. Gelin. Buyurun. Sizce kim fenomen olma adayı? Ya ilk günden ben açıkçası şu fenomen tahmin olur yok diyemem mu? Yani. Hiç. Hayır, fenomen yani şirin böyle falan, hani popüler olabilecek. Dediğimiz gibi çıktılar mı? Çok kibarlar. Çok kibarlar. Ya ilk günden ben... Bir dakika. Evde. İşte bu. Otur. Şirin böyle falan, dur. Popüler olabilecek.
Muhammed zaten şeymiş, popülermiş değil mi? Sevimli ama. Popülermiş şimdi, zaten o Muhammed. Öyle söyledi değil mi? Oyuncuymuş. Kendini ama onun söyledi. Bir önemi yok. Popülaritesi burada da, popüler insanlar da var yani. Yani ona göre. Onun bir önemi yok. Onun, senin ondan belki daha çok şansın var. Anladın mı? Bilmiyorum ya. Buradaki durumuna göre. Eskiyi unutuyor insanlar. Buradaki durumuna göre değerlendirirsek ilk günden bir değerlendirme yapamadım ben açıkçası. Lazım bence de ama üçü de böyle şeydi. Pozitif enerjili. Benim Okan nasıl dediğim bana işte. Senin söylediğin aynı çıktı. Yani sen söylemeseydin ilk biz tanışsaydık ben de aynı şeyi yapardım. Kızlar, bir de ön yargı oldu sen şey söyledikten sonra. Strateji bir dakika. Ne dedi? Geldi fenomen olan sen misin falan yaptım ben böyle. Bu defa ben birazcık üstüne gittim. Bozacağım demiştin zaten. Hayır ama öyle gelirse bak, bozarım. Bunun biraz şey seni. Tavırlarından böyle bir ukalalık. Var var. Bir de gençliğinin verdiği, yaşının verdiği bir şey var. Böyle beş parmağı bir göstereceksin ona. Anlayacak. Kerim çok böyle. Soruları falan mantıklı. Kerim'i sevdim ben. Sporcu dediğiniz çocuk. Kerim evet. O mantıklı. O, bir öteki ağır abi biraz değil mi? Okan. Biraz senin ağır. İçinde şey dedi. Aa, İlk önce giydirdi. Sonra kardeşimsin dedi. Böyle kim? Kol kanat gerdi falan dedi. Kim? Ha ikili oynadım yani. Öyle dedi. Kim giydirdi kim dedi? Kardeşimsin dedi. Çünkü ekranların önünde onu da yaptım onu ben yani. Öyle dedi. Kendimi frenleme tekniğim benim giydirdi, bu. Giydirdi. Sonra sahiplendi dedi. Aynı şeyi söyledi. Şimdi benim bu kendimi durdurma taktiğim. Onu yapmazsam beni burada kimse durduramaz orada o hareketlerimle. Belki cıngar çıkartırdım. O benim kendimi durdurma tekniğim. En çok kimi tuttunuz? Cidem'in yaptığı yani, şey aslında hem ama. Söylemek istediğini söylemek o hem de onu kırmamak. Şu an ama çok yatamazsınca şey konuşunca yani, ben ne yapayım yani? Muhammed, ama yarışmacıyız, mecbur geçineceğiz. Işte, mesela şeyde daha iyi sınırı. Bir alakası senin kaç yani. Takipçin var? İşte 600 yani bin bilmem ne onlar konuşuldu ama benim like'larım daha fazla 10 bin like falan. Like daha önemli bence takipçi sayısından falan. Yalnız ben de benim like'ım 25 bin falan dedim de ha ben bilmiyordum falan yaptı yani. Fenomenal. Dur dedikoduları. Ses gelmiyor ya. Yaşasın. Bu en sevdiğim insanlar dedikodu yapmaz. Ses gelmiyor. Arkadan bıçaklamaz diyordum. Ses gelmiyor. Şu şey çocuk demiş. Ben şimdi yanlış hatırlıyorum. Bir dakika. Sıcak orada. Soğuk götürün. Soğuk su bulabildiniz mi? Hayır soğuk suya bakmadık. Onlar bize servis yaptılar şimdi getirdiler. Bir şey söyleyeceğim. Gözünü seveyim. Ben getirdim bir şey. Kendim bardak kullanmadım. Getirmemişler hepsini ikram. Sen gördün bak bardağı hepsini ikram ettim. Kendim şişeyle içtim. Ay sen ne ol ya şimdi o yapı farkı o bardağı ben getirdim. Şunu koyuyorsun. Bir şeyleri doğru söyleyeceksin arkadaş. Ben ikili oynadı dedim mi? Demedi yanındaki. Demedim abi. Hatırlamıyorum yani yanlış. Tatlı tatlı Okan'ın üzerine gitti dedim. Arkasından da onu sevdi dedim. Bu kadar basit. İkili oynadı desem çıkar karşısında söylerim ikili oynadı diye. Yani. Nerede oldu? Çiğdem için mi diyorsun? Ben evet sana... şimdi sinirleniyorum ya ikili oynadı. Ya ben ikili mi oynamışım diyor ya. Ben ikili oynadı falan demedim ki ya. Ben yorumumu söyleyeyim. Yakalayamadım. Hepsi için. İkili oynadı desem ikili oynadı diyorum zaten. Ben yorumumu söyleyeyim. Tek tek yorumlarını söyleyelim. Tamam. Ayşenur Çiğdem, için ne düşünüyorsun mesela? Ayşenur mu? Sen bana say ismini ben tek tek söyleyeyim. Ben Ayşenur şundan söyleyeyim mesela. Umursamıyor. Neden? Taktiksel ilerlediği için. Taktik mi yapıyor aslında diyorsun? Taktik yapıyor ama sempatik davransa ben de ona sempatik davranırım. O taktik davrandığı için ben de taktik bak, davranırım. Bak belki Ayşenur taktik yapmıyor. Umursamaz bir tavrı var. Ben de öyle düşünüyorum ya şu an. Yani öyle umursamaz tavır. Ben gayet memnunum. Hayır ki. Kendi yani bütün altından da böyle uzaklaştırır ki soğuk bir etki bu. Evet bak, biraz hani yapısal Çiğdem olabilir mesela, ben Çiğdem burada... Çiğdem sıcak kaldı biraz. Bak tartıştık mesela ama sonra sempatik yaptı. Ben onun arkasından dedim ki çok tatlı konuşuyor. Biliyor yani işini anladın mı? Tabii. İşini biliyor dedim. Ben kıstarlık yapmış olabilirim. Yok ama bir şey lafına çok alınmış. Hani ben de tabii oğlum. Yani ister istemez şey olarak biz de şey olduk, utandık falan. Şey demişsin. Yaşlı neydi? Yaşlı. Senin söyleyemiyoruz yaşındaki, bile yani. Ha, senin yaşındaki, benim yaşımda yok. Senin yaşındakiler benim yaşlılar gençlerden hoşlanıyor. Ha, öyle bir şey. Yani o şu durum şey oldu. Esprili mi söyledin beni, bunu? Bak, ben hayır, orada biz de utandım ister istemez. Beni sevdi, ben ona şu tabirle, bilinen bir tabirle söyledim. Ya bu sıkıntı onların açısından şu anda hala. Büyüklerden, küçüklerden hoşlanır dedim. O bunu o bak, onu sevgili algılamış. Şimdi bir de bunu söylüyor ya. Evet. Hala söylüyor ya. Söylemiş. Utanmıyor. Özür de dilemiyor. Sen böyle aslında temiz konuştun. İyi niyetli konuştun. Sen bir şey söylerken iyi niyetli konuştun. Bazen iyi niyetli verdim. Konuşursun ama yanlış gitti öbür tarafa. Yani. Gittim botoks dedim, başka bir şey dedim. Bilmem ben ne yolları ya birbirine bağlayınca bir şey söyleyeyim mi? Ben sözümün arkasındayım. Şu an yine aynı şekilde söylerim. Oğlum sen ben kötü bir şey söylüyorsun. Kötü bir şey söylemedin zaten. Hala özür dilemiyor. Bu daha kötü bir şey. Dediğinin arkasında olduğunu göstermeye çalışıyor.
Her şeyi tek tek söylüyorum. Ama farkındaysan herkes ona yükleniyor. Niye ben kendim olduğum için böyle aktardım? Benim içeride şu an favorim 3 kişi var. Bak beni şu an burada sempatiklik. Bak senin ne itici geldi biliyor musun? Bak, bu kızlara, Ayşenurlara, Özden'e de hatta itici gelmiştir. Ben bir fenomenim diyorsun ya, takipçilerim var, şey like'lar alıyorum diyorsun ya. İnsanları, şimdi onlar bakıyorlar, bizim kimse, daha çok bak, like'ımız var diyor. İyi bir insanı oradan kimse, seninle çarpışıyorlar. İyi bir insanı kimse sevmez. Ben şu karakterde bir insanım. Karşımdaki nasıl yaklaşırsa o tarz yaklaşırım. Ben niye sizle tartışıyorum? Karşındakisine tır gibi bir çarpacak şimdi Çiğdem geliyor. Ya şöyle bir şey vardı gittiğimizde, bir kalkan vardı bize karşı ya. Vardı ya. Çiğdemler biraz tartışmadan dolayı bize karşı bir kalkan vardı ama. Kızlar gard almışlardı. Biraz bizi tanıyınca. Gard almış onlar, sana hazır geldiler. Bilenmişler. Ben bir fenomenim dedim ya. Bu bir iddiadır. İyi olmam için. Ben de iyi olmayı sevdiğim için. Boş kupon iddiası. Benim için bir cep olmuş. Kafa boş, kafa. Boş kupon iddiası. Şu ayran bardağı gibi bak, böyle vurunca ses geliyor. Ya iyiydi. Ay çok sinirlendim ya. Hala i̇nsan dediğinin bir, arkasında insan ya. İnsan bir dediğimin arkasında durması için doğru bir şey söylemesi lazım. Fenomen, o, fenomen. Allah. Sevgili yarışmacılar. Merhabalar. Merhaba. Önce kendi evlerinizde, sonra karşılıklı olarak evlerinizi ziyaret ederek birbirinizi tanıma şansına sahip oldunuz. Artık günlerimiz beraber geçecek sizlerle. Zaman zaman böyle komutlar, bilgilendirmelerle karşınızda olacağım. Yer değiştireceksiniz, sohbet edeceksiniz. Ortak bir yaşam alanını paylaşmaya başladık sizlerle birlikte. Karşınıza çıkacağım dedim ama çoğu zaman bir sürprizle. Şimdi sürprizi açıklamadan önce sizlerden ricam. Of. Beyler... Lütfen kızlar evine geçer misiniz? Hepinize ortak yapacağım bazı açıklamalar var. Eve geçmenizi bekliyorum. Az sonra tekrar sizlerle olacağım. Wow. Bence biraz etrafı toparlı. Misafirlere evet, evet, dağınık olduğumuzu göstermeyelim. Biraz ay, bence şu an dağınık gibi davranmayın. Gizliden toplayın. Çünkü dağınık olduğunuzu hazır belli ediyorsunuz. Hazır Ayşenur'la iyi geçiniyorken. Mavi'nin ilk elemede bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Aynı gün elenen yarışmacının yerine belki de ondan çok daha iddialı bir yarışmacı eve girecek. Teker teker strateji odasına geleceksiniz ve kızlar evinin en popüler yarışmacısını seçeceksiniz. Bu bir strateji oyunu. Of çok heyecanlı. Bana oy vereceklerini düşünüyorum. O yüzden ben ters strateji yaptım. Şok, şok, şok. Yani fazla fenomen şok. Gerçekten çok merak ediyorum kimin kime yazacağını. Birbirini tanıyan insanın ismini... Zaten üçü verecekler. Kesinlikle strateji yapmadım ilk günden. En çok iyi davranan, en sıcak olan o oldu. Onun için onun adını yazacağım. O da bir kişi var. O kişiden gelecek zararları çok iyi biliyorum. İşte şimdi fenomene hoş geldiniz. En fazla söylenen yarışmacı. Fenomen'de kızlar evinin ilk popüler yarışmacısı kim olacak? Burada hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sürpriz neymiş? Ben de çok merak ettim. Hadi siz de öğreneceksiniz. Evet. Bakacağız.
Ben de sürprizimi de zannettim. Biz de sürprizi merdivenden inerken kimin üstüne diye düşünmüştük. Yalnız bu sefer geldiğimiz zaman Ayşenur birazcık daha sıcak bize. Yani biraz önce geldiğimiz zaman daha böyle umursamıyordun, bizi daha soğuktun. Umursamamak değil, ben aslında böyle bir insanım da hani ortamına göre bir, daha önce Çiğdem'lerle falan konuştuğumuz için. Bir bize karşı bilenmişsin değil mi? Ortamına göre bir şey oluyor yani, gardımı alıyorum. Kimse yani kusura bakmasın. Rahat bir dünyada olabilir. Hayır, ben bir şey merak ediyorum. Biz geldiğimiz zaman bize karşı bir kalkanınız vardı değil mi sizin? Kalkanım bana, yoktu. Siz zaten direkt karşı sularla geldiğiniz için orada oluştu. Orada bir koptu, anladın mı? Conta koptu yani. Onu bir düzeltelim. Kayış koptu denir ona. Conta biz ona dedik ki, yani evlerinde sıcak su var. Su verme hani, ben suyu kendim aldım. Öyle demedim. Bak... Hayır, dediğim şey... Evlerinde soğuk su bile yok, sıcak su var. Soğuk su bile yok, sıcak su var. Evet, okey. Hasta olmamamız soğuk gerekiyor. Soğuk su götürün. Çünkü prenses. Evet, Muhammed soğuk su götürün. Düşündüğü için onu söyledim. Soğuk su götürün. Anladın aslında mı? Aslında bizi düşündüğümüz için. Öyle aktarım yapmadılar bize yalnız. Hayır, dediğim şeyde bir yanlış bir şey var mı? Herhangi bir servis yapılmıyor. Ha, servis yapılmıyor dedim zaten. Ve soğuk su yok ben kendim. Şimdi kendim ben servis yaptım abla dedim için söyleyeyim. Serviste önümüze bunda bir reserve koydular. Sonra yiyin. Bize servis yapmadılar. Onlara servis yapmışlar. Şimdi biz de burada alınalım. Sen öyle söyleyince ben şimdi hayır, kalkmadınız ki ama yani. Arkadaşlar bize meyve hazırladılar. Self servis dedik biz girişte yani. Biz de soda koyduk, su koyduk yani. Ben kaç kere sorduk su koymak için. İki defa. Tabii. Söyleyecekler daha neyineydi şimdi. Şimdi biz de sizi izledik zaten. Burada iki kişi Muhammed ve Kerim. Söylenilenleri söylenildiği gibi üstüne katmadan birebir aktarıyor ve tarafsız konuşuyor. Ama onun dışında birkaç arkadaşımız için de aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tam tersi yönde yani. Kendi söylediğini değiştiriyor. Ayrıca bizim söylediklerimizi de değiştiriyor. Birkaç arkadaş dersen şimdi olmuyor. Kim benim, mesela? Beni bir, Okan bir. Okan bir kendini ele verdi zaten. Evet, sana bakmıyordu Okan. Hayır, ben ama açıklamasını en son yapacağım. Sen bir özür borçlusun. Yok, tabii ki de. Hayır. Ben neyi anlamadım biliyor musunuz? Şu ayağına fondöten sürer erkek. Evet ya. Onlar bana geldi ya, sonradan. Biz bu nasıl bir şeydir ya? Bir şey söyleyeceğim. Ayağına fondöten sürer erkek nedir? Bir de önce de şunu anlatabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Bu böyle bir konu, açılmış bir konu diye yani. Bir şey söyleyeceğim. Önce kendimi anlatayım. Ben soğuk bir insan olduğum için direkt ağzıma geldiğini söyledim. Hayır, yani, güzel yapmış diyorsun olabilirim. Kusura bakma o açıdan. Ben sizin hakkınızda konuştuklarımı da burada söyleyeyim. Bak, patavatsızlık ve dobralık arasında ince yani bir ben, çizgi var. Ben, sen patavatsızlık tarafında ağır basıyorsun. Ben buraya tanınmaya değil, gerçekten iyi bir yerlere gelmek istediğim için buraya geldim. Çok iyi yerlere gelecektim. Bak, hemen altını çizdim senin. Teşekkür ederim. Bak, ben sizin açınızdan hiçbir şey, arkanızdan kötü bir şey söylemedim. Dedim ki sen... İzledik. Yüzünde de söyleyeyim aynısını. Çiğdem için... Mesela bence... Çiğdem için... Ya arkasındasın, Çiğdem'in söylediğin lafı geri almıyorsun. Biz de buna kızıyoruz işte. O başta söylediğim şey için diyorsanız... Bunun için bak, bir üzgünlük belirt, bir özür dile, bir şey söyle. Sen zaten pişman olmuşsun. Konu yani şu anda bak bunlara başlıyor. Önce şunu söyleyeyim. Bir şekilde özünü dile bence. Hayır, Çiğdem için. Ben Çiğdem için söylüyorum. İkinciye hak verildi, özür dilemedi. Diledim ya şimdi. Şimdi ben senin özrünü kabul etmiyorum. Ekranda dilemediğini biz gördük. Herkes çok ciddi. Ben dedim ki aynı şekilde olsa ilk konuşmamda yine aynısını yapardım. Çünkü konuşurken yine aynı konuşacağım. Çiğdem için hepsinin yüzü burada. Arkasından çok iyi bir şekilde söyledim. Dedim gerçekten... İzledik. Önce seviyor sonra dövüyor mu? Hayır, kendisini bilen birisi. Gerçekten önce sinirli olarak gösteriyor, sonra sempatik olarak yaklaşıyor ve söylediği şeyleri biliyor dedim. Üzülüyorum çok kafa dedim. Bir şey söyleyeceğim. Ama çok da kibar yaklaşmadım. Çok güzel konuşuyorsun. Ben sana orada ironi yaptım. Kardeşimsin, tamam. Otur orada sen dedim. Ben kendimi frenlemek adına tamam, sen otur orada. O zaman stop demek. Yumuşak okay da söylemedi. Bir şey söyleyeyim. Önce bir açıklama. Ben dışarıda böyle bir tepki versen bir karşımda açıklamamı yapayım, saldırırım sana. Açıklamamı yapayım, ondan sonra istediğiniz şekilde düşünebilirsiniz. Ben 4 isim verdim. Ciddi anlamda gözüme çarpan ve konuşması iyi gelen. Senin ismini verdim. Başka biri kalmadı. Kime verdin? Keşke vermeden önce kızdırmasaydın. Hayır, kızdırma olabiliyor musun? Ben sempatik yaklaşılmadım. Biz buraya ilk geldik, ben çok eğlenceli bir şekilde geldim. Sert yaklaştın, sert çıktın. Şöyle bir şey düşün, estetik yaptırdın, bir yerinde bir şey var, biri sürekli benim sana, olabilir. Her tanıştığın insan sana bunu senin soruyor. Senin belki buna gitmemiz lazım, bir şey anladın mı? Takımdan da olabilir. Yok, belki olabilir. Ben bazen antipatik bulduğum çok insanlarla çok iyi anlaşıyorum. Şu anda benim hani sana olan izlenimim antipatik. Sen beni araştırdığın için dedin ki orada 55 bin takipçim vardı. Demek ki biliyorsun, araştırmışsın.
E tamam, bakıyorum, araştırmak değil o. Yarışmacı arkadaş. Nasıl tanımıyorum dedin? Bu bir strateji. Bunu anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir strateji oyunuysa ve biz araştırmadık, arkadaşları söyledi zaten. Ben seninle aynı yarışmadaysam, evet, ben bakıyorum yarışmacı rakip arkadaşlarımın isimlerinden, ben bakıyorum sosyal medya hesaplarına. Teşekkür ederim, çok incesin. Ya biraz yanlış anlaşıldı. Özür dilemek istiyor, açıklama yapmak istiyor. Kimse dinlemiyor. Ben de 20 yaşındayım. Ama bir tane ama bak gelmiş özür dilemek istiyorum diyor. Bu bir erdemdir. Bir şey söyleyeceğim zaten. Bıraktı arkamızda bence şekil yakması gereken şey teşekkür ediyor. Bir teşekkür etmek vardır. Benim yaptığım gibi yakmacıktan sustum. Ama baksana böyle iki büklüm özür dilemek istiyorum diyor yani. Bu kadar iki büklüm. Günah yani gerçekten. Sevgili yarışmacılar, sizleri bir arada görmek ne hoş. Bizim için de. Birbirinize tanışmış, kaynaşmış gibi görünüyorsunuz. İlk gündür, olur. Henüz anlaşamadığınız meseleler vardır. Dur bakalım, daha ne günler göreceğiz birlikte. Dediğim gibi, karşınıza çıktığım zaman mutlaka bir şey vardır. Bir şey olacaktır. Bir sürprizim var demiştim. Az sonra o sürprizin ne olduğunu açıklayacağım sizlere. Ben de merak ama öncesinde seyircilerimize anlatmam gereken bazı meseleler var. Böylelikle ben bunları anlatırken sizler de önümüzdeki günlerde yarışmada sizleri nelerin beklediğine dair fikir sahibi olabileceksiniz. Evet, sonrasında acaba nasıl bir sürprizle karşı karşıya kalacaksınız? Biraz heyecanlanın istiyorum. Efendim sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız birbirlerini tanıdılar ve fenomende stratejiler de dahil olmak üzere her yönüyle şeffaf bir yaşam başladı. İlk izlenimler önemlidir dedik. Neden önemli olduğunu dakikalar sonra hep birlikte göreceğiz. Birbirlerini az da olsa tanıma fırsatı buldular, evet. Ama bunun için daha çok zamanları olacak demek isterdim ancak cuma günü ilk elimede bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Ve hiç kaybetmeden aynı gün elenen yarışmacının yerine belki de ondan çok daha iddialı bir yarışmacı eve girecek. Kim bilir TV8'de izlediğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz yarışmacılar, ekran yüzleri, televizyon yıldızları, sektörde isim yapanlar her an fenomen evlerinden birinde yarışmacı olabilirler. Efendim ayrıca yeni bir bilgi paylaşmak istiyorum. Onlara destek olacağınız, en önemlisi oylarınızı kullanacağınız sosyal medya platformumuzu sizlerle paylaşmak isterim. fenomenkim.com adresinden telefonunuza uygulamayı indirebilirsiniz. Buradan yarışmacılarımızı takip edebilir, oylarınızı da kullanabilirsiniz. Uygulama ve oylama ücretsizdir. Bunu da hatırlatmak isterim sizlere. Hemen şimdi uygulamayı indirin isterseniz. Artık yarışmacılarımızı tanıyorsunuz. fenomenkim.com Onların karakterlerine, stratejilerine dair ufak tefek bilgi sahibi olmaya başladınız. Ancak daha ilk günden tartışma konumuz neydi? Takipçi sayısı. Demek ki derhal bu uygulamayı indirip onların takipçi yani sayısını artırmaya başlayabilirsiniz. Desteklediğiniz yarışmacıyı takip etmeye başlayabilirsiniz. Bu takipçi sayıları önümüzdeki günlerde yarışmacılarımıza çok önemli avantajlar sağlayacak. Bunu da belirtmiş olalım. Peki artık gelelim isterseniz bu sürprize. Evet, günün sürprizi ne acaba? Ya. 12 yarışmacımız yani her biriniz. Şimdi teker teker strateji odasına geleceksiniz ve kızlar evinin en popüler yarışmacısını seçeceksiniz. Oo. Erkekler seçecek. Erkekler. 12 yarışmacıdan 11 yarışmacı. En yüksek ve ismi en fazla söylenen yarışmacı erkekler. Bu rozetin sahibi olacak. Bu rozetin sahibi aynı zamanda dokunulmazlık hakkına da sahip oluyor. Bu da demek oluyor ki cuma günü elemede ismi elenmek üzere önerilemiyor efendim. Sadece kızlar. Umarım sadece heyecanlı kızlar. Bir andır. Şimdi ilk bir eve girdiniz. Bir şaşkınlık hakim. Sonrasında bir takım sohbetler, ufak tefek bir tartışmalar. Ama bir anda bir karar vermek zorundasınız. Şimdi teker teker isimlerinizi söyleyeceğim. Ve strateji odasına gelerek kızlar evinin en popülerini seçeceksiniz ve onu bu rozetle ödüllendireceksiniz. Verdiğiniz kararlar sizin evde kalmanızı da etkileyecek sonuçlar getirebilir. Bunu neden altını çizerek söylüyorum? Bu bir strateji oyunu. Tekrar hatırlatıyorum. Hazırsanız eğer kararlarınızı açıklamak üzere teker teker sizleri çağıracağım. İlk önce karar vermek üzere strateji odasına gelecek olan yarışmacımız
Özden Cerrahoğlu. Çok heyecanlı. Bakalım Özden kimi söyleyecek? Çok merak ediyorum. Bakalım. Kimi söyleyecek? Tahmininiz var mı? Benim aklımda iki isim Özden var. Özden kimi söyler? Ya benim arkadaşım Çiğdem. Bence Ayşenur söyler. Ayşenur ya da Çiğdem söyler. Ben de Ayşenur ya da Çiğdem der diye düşünüyorum. Kızların beni sevdiğini düşünüyorum. Sadece bir kişiyle anlaşamadım. Erkekler evinde de az önce izlediğimizde ekrana gelen görüntüyle beni sempatik bulmuşlar. Bana oy vereceklerini düşünüyorum. O yüzden ben ters strateji yaptım ve Gül'ün adını yazdım. Umarım stratejim doğrudur. Sonraki yarışmacımızı strateji odasına kararını vermek üzere davet ediyorum. Kerim, lütfen gelir misin? Artık zamanı bakalım. Geldi. Sen de. Şok, şok, şok. Çok karışık. Aslında bu çok ani oldu. Yani tam kafamda oturtamadım, karakterleri tam tanıyamadım. Ama daha böyle samimi buldum, biraz önce de söylediğim gibi. Ve benimle birlikte strateji yapacağını da anladım. Bu nedenle popüler olmasını istediğim kişi bugün Özden. Açıklamak üzere strateji odasına lütfen. Serbay, karar için strateji odasına lütfen. Bizi çok sıcak ve misafirperver karşıladığı için Özden'i yazıyorum. Simay, kararını açıklamak üzere strateji odasına lütfen. Thank you.
Nasıl bir feromon programı ise eğer, üç tane birbirini tanıyan insanın ismini zaten üçü verecekler. O yüzden Çiğdem, Ayşenur ve Özden demiyorum ben kesinlikle. Burada strateji davranıyorum ve ben Derya diyorum. Okan karar için strateji odasına lütfen. Öncelikle en iyi gördüğüm içeride bir kişi var. Çok iddialı. Ve gerçekten popüler olmayı da hak ediyor. Konuşmaları çok etkiledi çünkü çok olgun konuşuyor. Bunu yazacağımı kimse düşünmüyordur. Ben de düşünmüyordum. Ama o etkiyi bana verdi. Ayşenur, karar için strateji odasına lütfen. Tanıma fırsatı buldukça daha çok seveceğimi düşünüyorum. Daha önce tanıyabileceğim bir ortam olmamış demek ki. Osman karar için strateji odasına lütfen. Merhabalar. Özel bir nedeni yok. İlk gün en çok iyi davranan, en sıcak olan o oldu. Onun için onun adını yazacağım. Çiğdem karar için strateji odasına lütfen. Burada bir kişi var. O kişiden gelecek zararları çok iyi biliyorum. İyice çözdüm çünkü. Onur karar için strateji odasına lütfen. Açık ve net insanları severim. Diğer günlerde de iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden... Çiğdem demek istiyorum. Karar için strateji odasına lütfen.
Aslında aklımda iki tane isim vardı. Fakat bir tane yazmak zorundayız. Ben bu evde onların aksine daha yeni olduğumuz ve birbirimize kaynaşamadığımızı düşünüyorum. O yüzden Sima'ya bir şans vermek istiyorum. Muhammed, senin kararında Kızlar Evi'nin en popülerini seçtiğimiz bu oylamayı tamamlayacağız. Karar için strateji odasına gelir misin lütfen? İsterdi hepinizi yazmak ama kısmet. Muhammed'le evet, popüler kim olacak ya. Anlayacağız. Biz popüler. İşte şimdi fenomene hoş geldiniz. Eve girdiğiniz ilk günde çok önemli kararlar verdiniz. Hazır değildiniz belki ama verdiğiniz karar Kızlar Evi'nin en popüler yarışmacısının kim olduğuna dair fikrinizdi, görüşlerinizdi. Buraya geldiğiniz oylarınızı kullandınız. Ve sizlerin kararlarıyla ismi en fazla söylenen yarışmacı az sonra bu rozetin sahibi olacak. Bu rozet bir kez daha tekrar ediyorum. Aynı zamanda dokunulmazlık hakkını da veriyor o yarışmacıya. Böylelikle elenmek üzere o hafta elemede ismi önerilemiyor. Hazırsanız eğer işte ilk kararlarınız ve bundan sonra yarışmanın seyrinde bu kararların nasıl etkili olacağına dair fikirler edineceğiz büyük bir ihtimalle. Sandığı açıyorum. Teker teker kararlarınızı açıklayacağım. Çiğdem. Özden. Ünlem işareti ne var orada? Kim olduğunu merak ediyorsun değil mi? Aha. Simay. Özden, Simay, Çiğdem. Üç oy. Her birinden birer tane. Rekabet var. Eşit gidiyor. Şu ana kadar üç farklı isim çıktı sizlerin kararlarından sevgili yarışmacılar. Çiğdem, Özden ve Simay. Henüz üç oy açtık. Bakalım toplamda karşımıza nasıl bir manzara çıkacak? Tekrar ediyorum. Kızlar Evi'nin en popüler yarışmacısını arıyoruz sizlerin kararları ışığında. Şu ana kadar üç farklı isim çıkmıştı. Ve artı birle Özden oy sayısını ikiye çıkarıyor. Özden. Enteresan. Çiğdem'de de bir artı bir oy var. Ve Çiğdem. İki Özden, iki Çiğdem şu anda. Popülerlik yarışını kıyasıya sürdürüyorlar. Bakalım diğer kararlar bize ne söyleyecek? Thank you.
Özden bir adım daha önde. Üç Özden, iki Çiğdem şu anda kararlarınızla popülerlik yarışını klasiğe sürdüren yarışmacılarımız. Üç Özden, iki Çiğdem şu anda verebileceğimiz sonuç bu. Oyların yarısını açtım. Üç Özden, iki Çiğdem en son sonuç. Yeni bir isim daha dahil oldu. Gül. Bir oy daha açıyoruz. Ve Çiğdem. Önde giden yarışmacılar arasında bir eşitlik sağlandı. Üç Özden, üç Çiğdem. İlk kararlar olmasına rağmen kıyasaya bir mücadele görüyoruz. Bakalım Fenomen'de Kızlar Evi'nin ilk popüler yarışmacısı kim olacak? Özden ve Çiğdem arasındaki eşitliği bu karar bozuyor ve Özden bir oy daha öne geçiyor. 4 Özden, 3 Çiğdem. Bunun dışında söylenen iki ayrı isim var, Simay ve Gül. Rekabet Özden ve Çiğdem arasında geçiyor. Geride kaldı sadece 3 oy. Popülerlik rekabetinde önde giden Özden ve yeni bir isim dahil oluyor, Derya. Evet, popülerlikse mesele şu anda en fazla ismi alan yarışmacılar arasında geçiyor. Bu da Özden 4, Çiğdem 3. Bir sonraki demişken cümlemi tamamlayan Çiğdem'e gelen bu oy oldu. Eşitlik sağlandı. Sadece bir oy kaldı. Bakalım o oy popülerlik rozetini kime verecek? Eşitlik mi olacak? Böyle mi kalacak? Hep birlikte göreceğiz. 4 Çiğdem, 4 Özden. Şu anda geldiğimiz nokta Çiğdem ve Özden'in eşitlik halinde olduğu gerçeği. Ve bu eşitliği acaba bu oy bozacak mı? Ya da yeni bir isimle karşı karşıya kalırsak eşitlik mi söz konusu olacak? Hep birlikte görelim efendim. Eşitlik yok. Acaba Özden mi yoksa Çiğdem mi? Ve son oyla eşitliği bozuyoruz. Özden. Ya. Evet. O zaman Kızlar Evi'nin ilk haftada en popüler ismi Özden oluyor. Tebrikler Özden. Az sonra yanına geleceğim. Rozet senin. Asi kız. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim tatlım. Yan taraftan da olsun. En kız. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şu an tek tek teşekkür ettim. Toplu teşekkür edeceğim. Bu böyle dakikalar içerisinde beni sevdiğiniz anlamına geliyor. Sevilmek benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Bu arada ben de güzel oy aldım. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Yani güzel. Sadece seninle aslında herkesi sevdik ama hani birilerine oy kullandık. Yani bu yani seçmek zordu ama. Evet, zordu. Benim de gerçekten zor bir karar. Terledim abi, benim terliyor hala yani. Çok zor yani gerçekten de. Gerçekten. Çok teşekkür ederim ben de. Biraz kötü başladık ama umarım. Beni iyi kötü başladık ama iyi gider. Seni sevmedim. Bana oy verdiyse seni seveceğim. Oyunu Çiğdem'e kullandım. Ben Çiğdem'e kullandım. Çiğdem duyuyor musun? Fark ettim. Bu hiçbir şey değişti. Buzları eritmeye çalışıyor. Açıkçası ben herkes arasında kararsız kaldım. Gül, Çiğdem, Gül, Özden, Simay, Ayşenur, Derya, Ayşenur. Ben Gül, Ayşenur ve üçü arasında çok gittim geldim. Ya. Özden'i desem dedim, normalde düşünüyorum arkadaşı diye verdi diyecekler diyorum. Ama sen beni mi yazdın? Seni yazdım.
Ben senle ben arasında düşündüm. O yüzden ben Gül'ü yazdım. Sen kendini yazamıyorsun ama. Gül'ü yazdım. Gül'e oy gelmeyeceğini biliyordum strateji. Stratejik davrandım. Ben de kanki. Aa, yaptıklarının hepsi stratejiymiş demek ki. Hayır, oyda strateji yaptım. Yılan diye Bir dahaki haftaya yılan getireceğim. Niye? Şimdi anlaşıldı. Onun tarzı var yalnız. Herkes kendi tercihi gibi hareket etsin. Bir şey soracağım. Öyle düşünüyorsa öyle istemiyor musunuz? Korumayı almak istemiyor musunuz? O yüzden strateji yapmanız gerekiyor. Ben ikimiz arasında hoş geldiniz fenomen, hoş geldiniz yarışma. Ben gerçekten popüler olduğunu düşündüğüm ve dokunulmazlık almasını istediğim kişiyi yazdım. Kesinlikle strateji yapmadım ilk günden. Yok, bence ben sürekli böyle kafana fare çiziyorsun ve kanat takıyorsun. O kadar melek olduğunu düşünmüyorum seni. Bravo sana, bravo. Tabii. Bravo. Gol atınca alkışlanılıyor, ben de bunu bekliyordum. Evet, alkışladım seni teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Tabii. Bravo sana. Neden bu kadar kıskandığını belli ediyorsun. Burada hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Yarın öbür gün şunu bile söyleyeceksiniz. O bana oy vermedi, niye ben ona oy vereyim ki? Merhabalar. Ay bu sahneyi görmek istemiyorum Öykü Hanım. Ay şımartmayın şunu. Bence sen olsan siz yaptınız. Strateji dedik. Kararlar hayır, sizin. De bana oy vardı. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Dur şurası boş. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Artık tescilli de popülerliğim. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Bravo. Artık üzerine düşünürsünüz herhalde değil mi? Evet, kim ne karar verdi, neden oldu, nasıl oldu? Evet. Strateji olduğunu lütfen ve lütfen unutmayın. Ve bugün geçmişim. Şunu anladık ki. Tabii buyurun. Sözünüzü kestim ama Öykü Hanım. Stratejiyi yapan Özden. Çok güzel bir strateji yaptı. Ekibim. Oyların Çiğdem ve Özden arasında olacağını tahmin ettiği için Çiğdem'e oy vermedi, Gül'e verdi. Kendi oyunu böyle kullandı. Popüler oldu. Ya ben alsam senin uyguladı. Almanı istiyordum ama kendin varken sen de benim almamı istemezdin. Doğru değil mi? Wow. Yani... Bence doğru. Aynı stratejiyi reality. Ben uygulardım o zaman, uygulamadım. Ben burada farklı bir sebep sundum, orada söyledim yani zaten. Hala geçerli. Senin burada olmanı ben istiyorum. Senin bütün açıklarını bildiğim için, sen de benim bildiğim için. Dolayısıyla Zara'nın nereden geleceğini seni dizginleyebilirim ben. Aha. O yüzden burada olmanı istiyorum. Ben de seni Çiğdem. Bence şu anda ben bunu taktım diye bu kadar saldırmana gerek yok. Fenomen, evleriniz hayırlı uğurlu olsun. Hepinize bol şans diliyorum. Ve tebrik ediyorum Özden'cim seni. Teşekkür ederim. Şimdi ben aranızdan ayrılıyorum. Sevgili izleyiciler, yarın biz yine buradayız. Ben arada sırada evi ziyaret edeceğim. Onlarla sohbet edeceğim. Ve bakalım yarın nasıl bir sürpriz olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Beyler sizleri de evlerinize alıyorum artık. Kızları lütfen baş başa bırakın. Son evlerimize giderken şu kurabiyeyi de alayım ben. Arkadaşlar şu masayı komple alalım. Masayı al ne olur. Kızlar tekrardan ayrılırız. Doymadın ya. Of. Artık. Doymadın. Bay bay deyip. Tekrardan tebrikler. Ben tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Size aldığınız her şeyi her yerlerine bırakın. Olsun ya. Herkes hak ediyor. Yeme artık yeme. Biz aynı atmosferi paylaşıyoruz. Şurada biliyoruz değil mi artık? Anlık kararlar bazen. Lütfen. O yemek bırak biraz onlar yesin. Hadi bakalım. Problem ya. Ayşenur görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben bir tane. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kurabiyeyi almadım. Masayı aldı gidiyor zaten. Ağzında götürüyor. Soru bir. Bu stratejiyi yaparken bu kadar oyun geleceğini nereden biliyorduk? Tahmin ediyordu. İnsanların bakışlarından. Tuttu. Herkes arasında tahmin ediyordu. Kız, herkese güldü. Herkese ben mi? Evet. Aynen yok. Öyle. Tabii ki yani saçma ama Özden biz de yemiyoruz bu. Ben senin adına çıkacağını bile bile sana oy verdim. Teşekkür ederim oy verdiğin için. Aynen oy verdi kendi adına bir teşekkür etmek yerine beni kıskanıyorsun Bu ne hal? Öptüm seni ben kazanmasam sen kazanmışsın. Tamam tebrik etsene teşekkür etsene yok beni kıskanıyorsunuz yok bilmem ne. Sana oy verdiler insanlar bir teşekkür et ayol. İnsanların sevincini neden kurşun?
gerçekten bırakıyoruz. Bırakmıyoruz işte. Sen de sevin, teşekkür et bizi. Tamam, teşekkür ederim. Böyle yapalım yani. Bu ne? Beni kıskanıyorsun. Beni kıs. Herkes seni kıskanmıyor. Nihal'e takıla biraz Nihal'e çekti. O ismi almayın bence. Bence de. O da yok şu an. Ya ben neyden etkilendim biliyor musunuz? Özden bana dedi ki strateji yaparız seninle dedi bilmem ne dedi falan filan. Ben oradan hem de samimi geldi bari Özden'e vereyim. Olayı nereden anlayacaksın değil mi? Gerçekten fenomen hissettim. Ben baktım Gül çok iyi yaklaştı. Çok sıcak yaklaştı Gül. Ama Çiğdem'le Özlem daha etkili. Yani kafada kaldı anladın mı? Ben o yüzden Çiğdem'i yazdım. Böyle sizden hoşlandığım için iyi davrandığımı düşünmüyor musunuz? Benim size iyi davranmam strateji değil yani. Gerçekten ben hoşlandığım insanlarla diyaloğumu iyi tutuyorum. Ben kendimle ilgili yorum yapmadım. Ben dışarıdaki yani insan... Bana diyorsun. Ben anlamıştım zaten senin çıkacağını. Çünkü herkesle iyi tutuyorsun aranı. Ya gelen bana çocukların hepsiyle de iyi tuttum. Yok Okan'la... Ya kazandı diye niye arkadaşlar iyi tuttu, kötü aşkım, tuttu? Kazandı işte. Ayşenur çok yerinde fena bozuldu. Yerinde kim olsa aynı şey olabilir ama yani. Suratı düştü ve şu anda Ayşenur'la Özden arasında o evde sorun başlayacak. Ama çok samimilerdi, aralarını bozduk. Bilmeden bir şey yaptık biz. Hayır, Ayşenur ama yüksek ihtimal Özden'e vermiştir zaten oyu. Ne dedi? Özden'e verdim demedi tamam, mi? Tamam, Özden'e verdi ama kendisine de oy geleceğini düşünüyordu Ayşenur. Onlar, ve Ayşenur'a hiç, hiç oy gelmedi. Hiç mi geldi? Hiç gelmedi Ayşenur. Sıfır oy. Ben hayır, ben küsmüştüm. Sen üçünü kapanıyorsun. Rica ederim, orada bir şeyler de söyledim hatta. Yani birine oy vermeyecek miydik? Verdik gitti. O strateji yapmış, şimdi onun sorunu. Onu ilgilendiriyor. Ben yaptım yapmadım, beni ilgilendiriyor. Ben sadece hani böyle şey oluyorum. Yapmak zorunda kırılmak diyeyim, küsmek diyeyim. Bu direkt küsüp konuşmuyorum değil. Sadece hani ne yapmışım ki acaba, bir şey mi yapmışım gibi. Evet. Özden gerçekten de samimi biri gibi gözüküyor. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler. Gerçekten de bunun arkasında durup böyle davranacak mı onu çok merak ediyorum. Mesela Özden'in bundan sonraki davranışlarını ben merak ediyorum. Ne yapacak Özden? Biz zaten bunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda şimdi ne yapacak verdik, mesela Özden? Hepimiz bir oyumuzu verdik. Aynen. Düşüncemizi paylaştık. Hani diyorum yani herkesin iki oyu olsaydı evet ikinci şıkkı da vardı herkesin. Kafasında üçüncü şıkkı ama da vardı. Ama ikisinin bazen de teşekkür etmesi. Yani evet. Aynen. Çok güzeldi yani. Yani ikisinde kalkıp Ayşenur nasıl ya, Ayşenur hareketleri dikkat etmediniz mi? Yani. Kalktı gitti oraya. Bana el sağladı. Ama ister istemez şimdi oldu. Aramızda da öyle bir şey olmuş olsa atıyorum. Öyle ya şimdi bir... bizim aramızda olmaz. Ama onlar önceden tanıştığı için hiç oy gelmemesi. Hiç gelmedi ya, ona bozuldu hiç zaten. Hiç gelmedi. En azından bir iki oy gelse falan. Hani... Büyük bir ihtimal Simay Derya'ya, Derya Simay'a verdi. Evet. Galiba. Tamam mı? Onlar öyle gitti. Öyle Özden Gül'e verdi. Bitti zaten. Gül, Ayşenur'un isminin çıkmamasına şaşırıyorum. Senin de adın çıkmıyordu. Yani. Ben yazdığım için çıktı. Ben çok sevindim. Sen strateji yaptın, çıktı. Ama o yanmasaydı da sevinirdim. Ben Ayşenur ya da Çiğdem kullanmak istemiyorum. Doğru bir şey. Sırf hani hatta söyledim orada, dedim Çiğdem bugün hasta biraz. Gül, ben seni de yazmak istedim aslında. Sonra Özden'in söylediğim sebep. Şimdi ben onu tanıyorum. Burada ona ihtiyacım olabilir benim. Çünkü ben ondan gelecek şeyi biliyorum. Onun birbirimizden artık gelecek yarar da zarar da biliyoruz. Yok ya, ben kırılmam ya da o kazandı diye kıskançlık falan yani. Asla böyle bir şey yarışma yok. Yarışma bu, ayrıca böyle hareyle dolaşmıyorum. Bunu zaten göreceksin. Görüyorum İyi işte biri miyim, kötü biri miyim? Sadece biraz dobra bir insanım o kadar. Bu seni rahatsız ediyorsa bu senin sorun. Yok. O kadar güzel laflara cevap verecek bir aklım var ki ve o kadar güzel kullanabiliyorum ki bunu Gülcüğüm. Ne kadar güzel. Senin adına çok sevindim bir tanem. Yapmacıklıktan hiç hoşlanmıyorum. Bilerek yapıyorum zaten sana şu anda. Ayrı kaldım ya, biraz kötü oldu. Ay aşkım benim ya. Çiğdem'i de görünce burada anne gibi ya. Sen şu anda oy almak için kızları oynuyorsun değil mi? Yani. Açıkça bunu söyle. Ben öyle hissediyorum. Ben kimsenin arkasından falan konuşmam. Ama ben hepimiz için konuştum zaten. Kendin hiç konuşmadın. Hepimiz için konuşamazsın. Sana söz hakkım verdik. Görsün sen. Sakinleş. İlk defa karşılaşmıyorsun bunlarla. Sakinleş. Umarım sizin gibisi olmaz. Ne diyorsun olmaz sen ya? Çünkü sen yancı olarak yazıyorsun. Yancı mı?
mikrofon verelim şu kendi kendine orada şovunu yap da. Çık bence şurada biraz otur, ben rahatsız olduklarını düşünmüyorum. Hazırsınız ya da değil, erkekler evinin en popüler ismini seçmek üzere kararlar vereceksiniz. Erkekler evinde gitmesini istemediği iki kişi var. Sesim titriyor yani. Konuşurken sesim titredi yani. Birinizi seçmek zorunda kaldım. Umarım kızmazsınız. Biraz da kendimi düşündüm. Sanki samimi davranmıyor da kendini saf olarak göstermeye çalışıyor. Rozete yaklaşan isim kim olacak?